Sevgili seyirciler, değerli konuklarımız, bu akşam İzmir'in, güzel İzmir'in güzel karşı yakasındayız ve sizleri Deniz Baykal Kültür Merkezi'nden selamlıyoruz. Evet, hepinizin bildiği gibi Karşıyaka Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'a emanet ettiği, Cumhuriyete gönülden bağlı, Atatürk devrimlerini içselleştirmiş, çağdaş, güler yüzlü, yurtsever, medeni insanlarımızla dopdolu, harikulade bir yer. Bu güzel kültür merkezini Deniz Baykal adını taşıyan bu güzel atmosferi bize sağlayan Karşıyaka'nın belediyesine, sevilen değerli belediye başkanı Sayın Hüseyin Mutlu Akpınar'a çok teşekkür ediyoruz. Ben konuşmacı konuklarımızı takdim etmeden önce, dün Kuzey Irak'ta maalesef 3 şehit verdik. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun diyoruz. Onlara rahmetler diliyoruz. Acılı yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve ulusumuza başsağlığı diliyoruz. Bugün ayrıca Çanakkale Şehitleri Abidesi'nin ki proje yarışması 1944 yılında yapıldı ve açılışı maalesef 60 yıl sonra 2004 yılında gerçekleşti. O da biraz sonra sizlere takdim edeceğim. Değerli konuklarımızdan birinin, birlikte çalıştığımız Arena ekibinin çok büyük gayretiyle gerçekleşti. Ve o üzücü olay, tarihin akışını değiştiren kahramanlarımızın anısına saygısızlık olarak değerlendireceğimiz 60 yıllık gecikme böylece sona erdi. İşte o Şehitler Abidesi'nin projesini İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olduktan bir yıl sonra girdiği yarışmayla kazanan mimarlardan ki diğeri İsmail Utkular'dı, sınıf arkadaşı, Profesör Doğan Erginbaş'ı bugün kaybettik. Allah rahmet eylesin. Kendisine sevgiyle, saygıyla yad ediyoruz. Yarın cenazesi öğle namazını takiben Üsküdar Şakirin Camii'nden kaldırılacak. Bunu da duyuruyorum. Çünkü Doğan Erginbaş, Cumhuriyet tarihinin en değerli mimarlarından birisiydi. Yeri doldurulamayacak bir değerdi. Rahmetler diliyoruz. Acılı yakınlarına ve ulusumuza da başsağlığı dileğimizi dile getiriyoruz. Evet, ben hemen bu akşamki değerli konuşmacı konuklarımızı takdim ediyorum. Hemen solumda Cumhuriyet Halk Partisi'nin en yetkili isimlerinden, partinin en kıdemli kişilerinden, aynı zamanda parti sözcüsü Sayın Bülent Tezcan. Sayın Tezcan'ın hemen solunda partisi adına Cumhurbaşkanı adayı Sayın Muharrem İnce'nin kampanya sorumluluğunu üstlenen ve bu süreçte onu hiç yalnız bırakmayan, adeta bir ordu gibi, tek kişilik ordu gibi destekleyen Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Engin Altay. Tabii kendisiyle birlikte Meclis Grup Başkan Vekili Sayın Yaşar Tüzün'ün gayretlerini de burada takdirle anmadan geçmeyelim. Evet, en solda üçüncü konuğum, Cumhuriyet Halk Partisi'nin medyadan sorumlu, çalışkan, üretken ve sevilen Genel Başkan Yardımcısı, benim de değerli meslektaşım Sayın Tuncay Özkan. Aramızda Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sayın Deniz Yücel.
Çeşme İlçe Başkanı Sayın Ekrem Oran. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu dönemde milletvekili adayı olan değerli isimler. Halkın avukatı Sayın Murat Ergün. Bizim Halk Televizyonu ailesinin değerli temsilcileri, Sözcü Gazetesi'nin sevgili Gökben Ulusu ve hepsi birbirinden değerli karşıyakalı konuklarımız. Gönül, bu salonda bulunan herkesin ismini anons etmeyi diliyor ama hemen programa geçmemiz gerekiyor. Sayın Tezcan, sizden başlayayım. Sayın Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığı toplumda beklenenden çok daha büyük bir yankı yarattı. Ayrıca bunu da samimi olarak söylemek gerekirse, yandaş medyanın Sayın Muharrem İnce'yi zor pozisyona düşürme, onu sıkıştırma gayretlerinin kendisinde bizim daha önce teşhis ettiğimiz o kıvrak zekanın, esprilerin, hicvin ve ne kadar hazırlıklı olduğunun toplumca daha iyi algılanmasına neden oldu. O sebeple buradan yandaş medyanın gayretlerine de teşekkür edelim. Her şey olağan gitseydi, değil mi Tuncay? Sevgili Tuncay, mesela sen de yaşadın bir olay. Milyon belki dolar... bu kadar halk Muharrem Bey'in kıvrak zekasına, esprilerine ve ne kadar hazırlıklı olduğuna milyon dolar versek böyle reklam yaptıramazdı. Evet, milyon evet. dolara yapılmayacak reklam yaptılar bizim için. Aman vazgeçmesinler, sıkıştırmaya devam etsinler. Israrla devam etsinler. Israrla. Şimdi siz nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın İnce'nin performansını? İlk turda ben bunu sorayım sizlere. Öncelikle teşekkür ediyorum hem vatandaşlarımızla, hem karşı yakalı hemşerilerimizle, hem de hem de ekranları başında bizi izleyen milyonlarca vatandaşımızla bizi buluşturduğunuz için. Bir özürüm var, müsaade ederseniz, sesimle ilgili seçim meydanlarından kaynaklı bir ses problemi var. Ama herhalde anlaşılıyor. Burada bağırarak konuşmayacağımız için çok daha rahat meramımızı anlatabiliriz. Şimdi Sayın Muharrem İnce'nin bu performansı bizim için sürpriz değil. Önce onu paylaşmak isteyeyim. Sayın Muharrem İnce siyasette birikimi, deneyimi bizce malum olan bir arkadaşımız. Uzun yıllar milletvekili olarak görev yaptı. Uzun yıllar parlamentoda grup başkan vekili olarak görev yaptı. Aslına bakarsanız o pratik zekası, cevap vermesi, hiciv yeteneği oralarda çokça görülmüştü. Ancak şöyle bir beklenti vardı. Cumhuriyet Halk Partisi aday belirleme sürecinde kendisine dışarıdan empoze edilen yöntemlerle hareket edeceği sanılıyordu. Şu bilinmiyordu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten çok önemli bir şansı var. Birçok şansı var, birçok önemli özellikleri var ama çok önemli bir şansı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlık koltuğunda kariyerist olmayan bir siyasetçi var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu var. Şöyle hesap etmedi. Ben partinin genel başkanıyım, mutlaka ben cumhurbaşkanı olacağım diye bir iddianın içinde olmadı. Başka bir şey daha yapmadı. Aman biz parti içerisinde çeşitli yarışlar yaptık. Bu yarışlar daha sonra ben Sayın Muharrem İnce'yi aday gösterirsem parti içinde yeni ve başka yarışları tetikleyebilir endişesi içerisinde de olmadı. Sadece şunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimi kazanmak zorunda. Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimi sadece bugüne kadar aldığımız %25 oy tabanıyla kazanamaz. Geniş bir kesimi kucaklayıp harekete geçirmek gibi bir yükümlülüğümüz var.
Burada da partinin estireceği rüzgar çok önemli. Bunu estirecek isimlerden birisi kendisiydi Sayın Genel Başkanımız. Bir de bunun içerisinde partinin içerisinden gelen, partinin kültüründen gelen ve partilinin konsolide edip benimseyip sarılacağı bir adaya ihtiyaç vardı. Sayın Muharrem İnce de onlardan bir tanesiydi. Başka arkadaşlar da vardı. Sayın Dündar, bir önemli başka nokta var. Biz mühürsüz ve anayasa değişikliğinde 16 Nisan referandumunda ısrarla bir şey söyledik. Tek adam rejimine karşı çıkarken, demokratik parlamenter sistemi savunurken partili cumhurbaşkanı olmaz dedik. Cumhurbaşkanı tarafsız olması gerekir dedik. Güçlü bir meclis olması lazım. Parti başkanını cumhurbaşkanı yaparsanız sistemi tıkarsınız. Demokrasiyi ortadan kaldırırsınız. Buna uygun bir adım atmak zorundaydı parti. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımızın kendisinin aday olması başlı başına başından bu yana savunduğumuz bu çizgiden sapmak demek olacaktı. Ve çok net bir biçimde, kararlı bir şekilde biz bu seçimi, bu davayı Muharrem İnce ile kazanacağız dedi ve ona aday gösterdi. İki şeyden dolayı çok mutluyuz bu süreçte. Bütün karar alan arkadaşlarımız, hepsinin katkısı vardır. Bütün Merkez Yönetim Kurulu'nun, Sayın Genel Başkan'ın iki şeyden dolayı çok mutluyuz. Bir, Muharrem İnce bizi yanıltmadı. Biz biliyorduk böyle bir performansı sergileyeceğini. İki, Muharrem İnce halkı da yanıltmadı. Tam tersine sizin de söylediğiniz gibi havuz medyasını yanılttı. Havuz medyasını yanılttı. Belki de ilk başlarda niye bu kadar bulaştık diye muhtemelen şimdi dövünüyorlardır, pişman olmuşlardır. Peki. Ben eskiden şöyle söylerdim. Benim kadim dostum biliyorsunuz, hayatımdaki en eski arkadaşım sevgili Müjdat Gezen, bir mizah ustası. Onun geçmişte çok teşekkürler. Onun geçmişte konu ettiği bazı kişileri bildiğim için ve onların nasıl hırpalandıklarını da görerek yaşadığım için şöyle derdim. Allah hiç kimseyi bir mizah ustasının diline düşürmesin. Evet. Gerçekten de öyle. Yani düşünebiliyor musunuz? Yapmıyor ama bir Cem Yılmaz'ın kendisine haksız yere saldıran bir kişiye edebileceği iki çift laf bile yeter. Yetiyor da zaten. Kısacık bir tweet atıyor. O bitiriyor meseleyi. Mizahçıyla takışılmaz. Aynı özellikleri ben Sayın Muharrem İnce'de de gördüm ve bunu canlı yayında söyledim. Dedim ki, Sayın İnce, benim dileğim hiçbir siyasi rakibinizin sizin dilinize düşmemesidir dedim. Çok güçlü bir mizahı var, çok ince espriler yapıyor. Ayrıca burada benim bir yurttaş olarak, bir gazeteci olarak tespit ettiğim husus gerçekten çok hazırlanmış. Yani bu böyle kısa sürede adaylığı belli olduktan sonra gerçekleşen bir çalışma ve hazırlık değil. Uzun süredir böyle bir birikim sağlamış. Örneğin soruyorlar yandaş gazeteci arkadaşlar, eğitim diyorlar, tak zaten öğretmen. Uzun bir geçmişi var eğitimle ilgili olarak. Ama ekonomi diyorlar, şak cevaplarını veriyor. Dış politika diyorlar, hemen takır takır sıralıyor. Hiç düşünmeden her alanda sağlık diyorlar, sağlıkla ilgili konuşuyor. Dolayısıyla onlar da nereden kancayı atacaklarını şaşırıyorlar. Toplumdaki ilginin, toplumdaki beğeninin giderek artmasının bir nedeni de tahmin ediyorum yaptığı bu yığınak olsa gerek. Ben kendisini en yakından tanıyan Sayın
Engin Altay'a yol arkadaşı da olduğu için Sayın Engin Altay'a söz vereyim bu konuda. Evet. Tekrar saygılar Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Önceki Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal'ın adını taşıyan bu kültür merkezinde sizlerle buluştuğum için ben de kendimi şanslı hissediyorum. Biraz da dinlenmiş oluyorum. Muharrem Bey'den bugün ayrıldım. Eskişehir'de ayrıldık, buraya geldim. Gerçekten çok güzel özetlediler. Mizahçı dedi Uğur abi. Mizahçılar finansçıları hep yenmiştir. Hiç merak etmeyin. Biri mizahçı, biri finansçı. Finans iyidir de millet için finansçılık yapılırsa iyidir de nalıncı keseri gibi hep bana diyen bir finansçıyı Muharrem İnce çok rahat yenecek. Bunu görüyorum. Geçen yine sizin programınızdaydı. Kameramandan gözüme zoom yapmasını rica etmiştim. Şunun için ben hayatımda yalan söylemem. Söylersem belli ederim. Onun için yalan söylememeye çok dikkat ediyorum. 12 yaşından beri bu partide mücadele eden biri olarak da hepinizin içi rahat olsun. Gözünüz aydın olsun. Bu iş bitti. Bu iş bitti. Bu kamerayı gözüme tut. Benim gözüme zonluyor. Evet. Niye bitti? Niye bitti? Gerçekten Türkiye'yi 16 yıldır yöneten zatın 16 yıl boyunca bırakın oylarını, kendilerini ona vakfeden bir sürü insanın hayal kırıklığı yaşadığını, bu kadar da olmaz dediğini, pes dediğini, bu günaha ortak olamayız artık dediklerini ben bugün sanıyorum 54. meydan konuşmasını Bursa'da yaptı Sayın İnce. Bugün Bursa ve Bilecik hariç tümünde yanında olan biri olarak görüyorum ve vatandaşlarla yaptığım özel temaslarla da bunu alıyorum. Şimdi Muharrem Bey, Bülent Bey de, Tuncay Bey de, Cumhuriyet Halk Partisi'nde birbirinden değerli, yetenekli, vatansever, siyaset bana ne verecek diye değil, ben topluma, ben millete, ben bu ülkeye, ben bu vatana ne vereceğim anlayışıyla siyaset yapan çok sayıda arkadaşımız var. Burada Sayın Genel Başkanımızın bir muhasebeci kafasıyla da, hesap uzmanı kafasıyla da kılı kırk yararak, çok ince eleyip sık dokuyarak toplumun beklentilerine maksimum noktada cevap verebilecek en doğru isimi belirlemesi gerçekten her türlü takdirin evet. ve övgünün üzerindedir. Allah var, ben genel başkan olsam bunu yapar mıydım bilemem. Bülent yapar mıydı, Tuncay abi yapar mıydı bilemem. Ama Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Ve bence Türkiye'ye karşı en büyük görevlerden birini ifa etti. Bu mücadeleyi canım zamandan kazanalım, durun tezahürat, birbirimize tezahürat yapmanın alemi yok. Bu mücadelenin bir abi kardeş olarak görürsek el ele ve kol kola Cumhuriyeti çıktığı raydan, çıktığı kaydığı eksenden yeniden kurucu ayarlarına, kurucu felsefesinin gösterdiği ışık doğrultusunda yeniden rayına koyma, eksenine oturtma mücadelesinin çok kesin bir başarıyla sonuçlanacağından adımın Engin Altay olduğu kadar eminim. Bu milletin, vatandaşlarımızın alkışı toptan yapalım bitirince, benim sözüm bitince. Bu vatandaşlarımızın hükmedici siyasetçilerden bu millet sıradan biri gibi yola çıkarlar. Belli bir doygunluk noktasından sonra mağrurlaşırlar, harisleşirler. Muhtemelen Mayıs'tan beri bir kar topu gibi katlayarak toplumdaki sebebinin altında yatan ana faktörlerden birisi milletin içinden çıkmış olmasıdır. Elbette herkes milletin içinden çıktı. Ama milletin içinden çıkmış bu arkadaşımız siyaset yaptığı, parlamenterlik yaptığı grafiğini, çizgisini bir doğrultu tutarlılığı içinde getirdi. İnanmadığı şeylere
bu evet bu doğrudur demedi. Yani siyaset terminolojisindeki tabirle çok siyasi, çok değil siyasi dal kavukluk hiç yapmadı. Ben şöyle yaparsam siyasette yükselirim demedi. Ve parlamento faaliyetleri içinde Sayın Tezcan'ın dediği gibi bir sürü kademelerden geçti. Ama benim bildiğim Muharrem İnce'nin 3 Kasım 2002'deki parası, malı, mülkü neyse bugün 2, Mayıs 2018'de de odur. Belki de eksiği vardır. Bu millet siyasetten zenginleşeni sevmez. Millet zengini sevebilir. Ama siyasetten zenginleşeni bu millet sevmez. Muharrem İnce'yi artık Türkiye tanıdı ama bir öğretmen şunu yapmışsa ona devlet teslim edilir. Öğretmensiniz Anadolu'nun Ücrabi ilçesinde, kasabasında ve burada komşunuzdaki eve yarın yapacağınız sınav öncesi şu çocuklar ne yapıyor diye bir bakmaya gidesiniz tutuyor. Yerde 50 santim kar var ve bakıyorsunuz o evde soba yanmıyor, odun yok. Çocuklar üşümüş, battaniyeye sarılmış. Geri dönüp kendi odununuzu karların altından çıkarıp gidip o çocukların sobasını yakıyor ve ertesi gün yapacağınız sınavı iptal ediyorsanız işte o adama devlet teslim ediyor. Yani siyasi terminoloji, ekonomik doktrin, sosyal kültürel hamleler, anlayışlar, projeler, projeksiyonlar, hedefler bunlar mesele değil. Yani biraz sonra belki konuşuruz biraz. Türkiye'nin ekonomisi bozukmuş. Namuslu bir adamın elinde 3 günde düzelir. Namuslu bir adamın elinde. O bakımdan bizim asıl sorunumuz Sayın İnce'nin bu kampanya boyunca gördüğüm bir şey var. Gerçekten bu işe inanmış. Kendini de evet Uğur Bey doğru söylüyor. Kendisi de şunu itiraf ediyor. Ben CHP Genel Başkanı adayı olmaya karar verdiğim gün Türkiye'yi yönetmeye noktasında kendimi hazırladım. Hazırlıyorum bunu söylüyor zaten. Ama geldiğimiz noktada bu kararlılığı, bu inancı biz bunu bölgede, Anadolu'da, illerde de görüyoruz. Muharrem İnce'nin dolayısıyla tabii şu da var ama. Efendim ben rozeti çıkardım. Evet Muharrem İnce bizim adayımız ama 80 milyonun cumhurbaşkanı olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı olmayacak. Bu yönden de içimiz rahat ve milletin içi de rahat. Partizanlıktan, ayrılık gayrılıktan, ötekileştirmeden bu millet çok çekti. Muharrem Bey'in samimiyeti ikinci büyük avantajıdır. Yapay değil, doğal bir siyasetçi. Olduğu gibi görünen, göründüğü gibi olan bir siyasetçi. Ve arkadaşlarımın, Uğur abinin ve Bülent Bey'in söylediği pratik zekası, kuvvetli zekası buna eklenince vatanseverliği zaten su götürmez bir gerçek. Cumhuriyete ve Atatürk'e bağlılığı konusunda hiç kimse hiçbirimiz onunla aşık atmayız, yarış etmeyiz. En az en iyi bilinen Atatürkçü kadar Atatürkçü, ülkesini seven biri, geriye fazla bir şeye de gerek kalmıyor. Toplumun böyle namuslu, ahlaklı, zeki bir lidere, bir cumhurbaşkanına ihtiyaç vardı. Kendi tabiriyle kindar değil, dindar elbette olabilir. Dindarlık hepimizin, herkesin kendine göre bir dindar yanı vardır. Ama kindar olmayan, bunun yerine geleceği düşünen, projeksiyon düşünen, proje düşünen, efendim teknoloji düşünen, bilişim düşünen gençleri Türkiye'ye yetiştirmeyi de kendine ana hedef koydu. En büyük projem huzur diyor ama onun aslında arkasında aslında ana proje, büyük proje, dev proje iyi yetişmiş bir gençlikle Türkiye'yi gerçekten Atatürk'ün işaret ettiği, büyük Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyete taşımaktır. Ve an itibariyle bugün bu tarih itibariyle bunu yapabilecek bu konjonktürde en doğru isim Sayın İnce'dir. Millet de bunun hakkını veriyor. Tekrar söylüyorum. Bence Muharrem İnce bu seçimin kazananı olmuştur. Kamu vicdanı bakımından millet nezdinde. Sadece çok mütevazi bir şekilde sizler de bizler de tabii çalışacağız. 8 Temmuz'u inşallah 24 Haziran olur ama 8 Temmuz'a kadar sabredeceğiz ve Türkiye'nin önüne yeni bir pencere ve ufuk açılacak. Yani çok şey söyleyebiliriz. Benim en beğendiğim iki sözünü söyleyerek bu turdaki şeyi bitirelim. Çok doğru söylediği, çok beğendiğim iki şeyden birisi şu. Allah'ın izniyle bu milleti birleştireceğim dedi. Türkiye'nin en büyük ihtiyacı budur. En büyük ihtiyacı budur. İkincisi de artık devlet değil, pardon,
millet değil devlet kemer sıkacak, Türkiye'nin 50 yıldır hasret olduğu bir meseledir. Ve bu iki mesaj onu Cumhurbaşkanı yapmaya yeter zaten. Teşekkürler. Şimdi ben gelen mesajlara bakıyorum. Tabii Sayın Muharrem İnce'ye destek mesajları çığı gibi yağıyor. Ama bu arada TEOG kaldırıldı biliyorsunuz. Velilerden ve öğretmenlerden çok büyük feryatlar geliyor. Bir gecede TEOG sınavı kaldırıldı. Zaten bu iktidar döneminde sanki iktidarlar değişiyormuş gibi her hükümet kurulduğunda Milli Eğitim Bakanları değişti. Ve ne enteresandır ki her Milli Eğitim Bakanı kendine özgü bir sistem geliştirdi. Ve son Milli Eğitim Bakanı da TEOG'un kaldırıldığını tesadüfen bizim gibi haberlerden falan öğrendi. Bir gecede değişen sistemin yerine maalesef doğru dürüst bir sistem getirilemedi. Kaliteli okullar için yeni bir liseye geçiş sınavı düzenlendi. Şimdi o var gündemde. Çocuklar onun stresini yaşıyorlar ve ne yazık ki bu kaliteli liseler arasında hiçbir Anadolu lisesi yok. Ve bu çevreleme yöntemiyle çocukların daha çok İmam Hatip liselerine kaydırılması planlanıyor. Ben İmam Hatip liselerine karşı değilim. Onlar bizim değerli evlatlarımızdır. Ama bu iktidar döneminde görünürde en büyük destek İmam Hatiplilere veriliyormuş gibi sergilense de en büyük zararı eğitimde o çocuklarımız gördüler. Üniversiteye giriş sınavlarında başarı oranları %17'de kaldı ve İmam Hatip liselerinin kontenjanları %35'e çakıldı. Bu durumda bir zorlamayla İmam Hatip'e gitmeyecek öğrencilerimizi de oraya yönlendirmeye çalışıyorlar. Veliler bu bakımdan fevkalade sıkıntılı, sancılı. Çocuklarımız ağır stres altında. Hem bunu duyurmuş olayım ben, bir eğitimci Cumhurbaşkanı'nın bu abuk sabuk, bu ucube, içinden çıkılmaz sistemsizliği bir çağdaş sisteme değiştirmesi dileğimi de dile getireyim ve sözü Sayın Tuncay Özkan'a bırakayım. Efendim o kadar çok yaptı bozdular ki eğitim sistemini, sonunda bozacak bir şey kalmadı, kendilerini bozdular. Bugünkü durum... Bir bozuk saatle karşı karşıyayız. Sevgili hemşerilerimi candan gönülden selamlıyorum ben de. Çok teşekkür ediyorum ilgilerine, sevgilerine, her zamanki sıcaklıklarına. Zamanı gelmiş bir insan ve fikir kadar değerli bir şey yoktur. Muharrem İnce'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin zamanı gelmişti. Ve zamanı gelen selin karşısında hiçbir şeyin direnme kabiliyeti yoktur. Tarih bize şunu gösteriyor. Zamanı geldikten sonra bu önümüzdeki karanlığı silip süpürüp Türkiye'yi 25'i sabahı aydınlık İzmir'in güneşi gibi sıcacık bir gelecekle kucaklaştıracağız. Bu bizim için bir ödev. Muharrem İnce ve Sayın Muharrem İnce ve... Tuncaycığım bir sözünü keseceğim pardon. Buyurunuz. Ama benim TEOG sistemine bir teşekkür borcum var. Ben biliyorsun İzmir'e, İstanbul'dan büyük oğlumun TEOG'da burada bir okulu kazanması, evet, köklü bir okulu kazanması üzerine geldim. Daha sonra ikiz çocuklarımdan birisi daha girdi aynı okula. Birisi de yine burada, üç çocuğum da burada okuyor. Ve ben bu nedenle bu güzel kente yerleşmiş olmaktan fevkalade bahtiyarım. Ve bu TEOG'u bulanlara kişisel olarak teşekkür ediyorum. Her musibetten bir hayır doğarmış efendim. Şimdi Muharrem İnce'yi o kadar güzel anlattılar ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir kurumun gücünü, devinimini, insan içindeki insan zenginliğini, malzemenin büyüklüğünü fark edemeyecek kadar kör bir iktidarla karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partisi başlı başına insan zenginliğiyle donanmış ve her biri ideolojik olarak Türkiye'nin sorunlarıyla yoğrulmuş, Türkiye'nin sorunlarıyla hemhal olan bir insan topluluğu, bir büyük kurum. Bu kurumun içerisinden Muharrem İnce zamanı gelmiş bir insan olarak halkın karşısına çıktı. Ve Sayın Muharrem İnce'yi, Cumhurbaşkanı adayımızı bu kadar çok kucaklatan, benimseten şey bana göre samimiyetidir. O karşısına kim çıkarsa çıksın,
hangi soruyu sorarsa sorsun en içten, en samimi haliyle yanıt veriyor. Nagihan'ın düştüğü durumu gördünüz dün, değil mi? Bir tweet de gördüm. Alçı üzerine bu kadar ince sıva ustalığını ilk defa gördüm diyor. Bayıldım. Bayıldım. Demek ki artık samimiyetin, içtenliğin, bilginin, erdemin zamanı gelmiş. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. 25'i sabahı Türkiye ve dünya yepyeni bir Türkiye'ye uyanacak. Hep beraber kucaklaşacağız. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren vatandaşlarımızla birlikte hep beraber omuz omuza, yürek yüreğe yepyeni bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Emeği, katkısı olan, oy verecek olan, vermeyecek olan herkesi şimdiden kutluyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum efendim. Şimdi toplumun en büyük beklentisi tabii ki çağdaş hukuk devletinin evrensel örneklerinde olduğu gibi tüm kurum ve kuruluşlarıyla Türkiye'de hayata yeniden geçirilmesi ve yargıya olan güvenin asla ve kat'a sarsılmaması. Bunu zaten değerli Karşıyakalılar, sevgili Karşıyakalılar yüksek sesle dile getirdiler. Ben çok aciliyet arz eden bir başka önemli gündem maddesini size sormak istiyorum. Bugün benim köşemde de Sayın İlhan Kesici'nin Devlet Planlama Teşkilatı eski müsteşarlarından ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili yazdığı çok çarpıcı bir ekonomi analizini yansıttım. Orada grafikler de var. İlhan Kesici diyor ki, Türkiye'nin halen 2018'de ödemek zorunda olduğu 210-220 milyar dolar civarındaki meblağı ilaveten 40 milyar dolarlık bir can suyuna ihtiyacı var. Fakat Türkiye'nin yurt dışındaki kredi itibarı son derece zayıf ve kıştan çıkıp kara kışa doğru bir sürüklenme halinde, ekonomi bataklıkta, uçurumun kenarında gibi. Bunu telaffuz ederken dahi çok üzüldüğümüz, çünkü hiçbirimiz ekonomimizin bozulmasını istemeyiz. Ve bir disiplinli kemer sıkma politikasının 1-2 yıl uygulanmasının zaruret arz ettiğini ifade ediyor. Yani ekonomi, Türkiye'yi yönetenlerin ya göremedikleri ya da hepimizin aklıyla alay edercesine durumda herhangi bir tedirgin olacak sapma yok, bozulma yok şeklinde açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir kere bir çaresizliğin ifadesi. İşin aslı o. İktidar körlüğü diyebiliriz. Bu iktidar aslında kendi içlerinde işlerin kötüye gittiğini gören, ekonomi diliyle konuşan bakanları var. İşte Ali Babacan'la anlaşamadılar. Dedi ki bu iş böyle yürümez. Mehmet Şimşek içeride böyle konuşuyorlar ama Londra'ya gidip dünyada dışarı çıktığı zaman piyasalara, uluslararası piyasalara güven vermek için daha aklı başında şeyler söylemek zorunda hissediyor kendisini. Ama ortada şöyle bir tablo var. AK Parti iktidara gelirken 3 Y ile mücadele edeceğim dedi. Yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar. Şimdi mücadele edeceğim dediği 3 yerinin 3'ünü de şeddelisini getirdi, yerleştirdi. Yolsuzluk ekonomisi yerleşti, 7 sülaleleri zengin oldu. Yoksulluk, 6 milyon işsiz, 16 milyon yoksulun olduğu bir Türkiye yarattılar. Yasaklar 2 seneye yaklaştı. O hal düzeni içerisinde bir referandum yaptık. Bir de şimdi yeni seçimi olağanüstü hal şartları altında yaşıyoruz. Bunun bir tane sebebi var. İktidarlarını sürdürmekten başka çareleri yok. İktidara mahkum bir hükümetle, siyasi parti yönetim kadrosuyla karşı karşıyayız.
Demokrasilerde iktidarlar olur, muhalefet olur ve normal yöntem, iktidarlar hiçbir zaman muhalefete düşmek istemez ama muhalefete düşmek ölüm değildir. Demokrasilerde iktidarlar muhalefete düşme, iktidara mahkum değildir. Türkiye'nin en temel problemi, başta AK Parti Genel Başkanı Erdoğan olmak üzere bütün yakın çevresi iktidara mahkum durumdalar. Onun için gitmemek için memlekete ne kadar kötülük varsa yapmaya hazırlar. Mesele bu. Temel problem bu. Şimdi ekonomiyle ilgili konuda çok iyi biliyorlar ki bu iş yürümez. Olağanüstü, sizin bugün söylediğiniz analiz önemli. Bugün Türkiye'de bakın dövizin ateşi düşmüyor. Dolar aldı başını gidiyor. Euro aldı başını gidiyor. Enflasyon iki haneli, işsizlik iki haneli. Böyle bir tabloda Türkiye'de hala dönüp siyasette iktidarda kalabilmek adına Türkiye'de demokrasiyi yok eden bir tutumla devam ediyorlar. Bakın çok net, Türkiye'nin 5 temel probleminden bahsettik. Yola çıkarken diyoruz ki 5 temel problem var. Demokrasi, ekonomi, eğitim, toplumsal barış, dış politika. Bu 5 alanı çökerttiler ve bu 5 alanı yeniden inşa ederek Türkiye'yi düze çıkaracağız. Demokrasiyi kurmadığımız sürece, olağanüstü hali kaldırmadığımız sürece, hukuk devletini tesis etmediğimiz sürece, adaleti sağlamadığımız sürece Türkiye'nin ne içeride ne dışarıda itibarı kalır. İçeride ve dışarıda itibarı olmayan bir ülkede ne dışarıdan ülkeye sermaye gelir ne de içerideki sermaye kendisini güvende hissedip yatırım yapabilir. Bugün ekonominin temel problemlerinden birisi, hatta başta geleni, demokrasinin olmayışıdır. Türkiye'de ekonomiyle ilgili sorunları çözmek istiyorsak önce demokrasiyi, hukuk devletini, hukukun üstünlüğünü tesis edeceğiz. Bunu tesis edebilmek için de hukuksuzluğun baş sorumlusu olan Erdoğan'ı iktidardan göndereceğiz. Başka çaremiz yok. Başka yolu yok mu? Biraz önce çok güzel bir şey söylediniz. Hukuk devletiyle ilgili, adaletle ilgili meselede. Anayasa Mahkemesi, bakın dün bir karar verdi Anayasa Mahkemesi. Çok açık bir biçimde anayasaya aykırı seçim yasasını değiştirdiler. Sandıkları taşıma kararı aldılar. Yani el çabukluğuyla, cambazlıkla, bir türlü sihirbazlıkla iktidarda kalmanın yolunu arıyorlar. Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. Anayasa Mahkemesi normal olarak hukuku bilen, hukuk vicdanı olan bir mahkemenin bu yasayı iptal etmesi lazımdı. Anayasa Mahkemesi dedi ki burada bir problem yoktur dedi. Yani diyor ki yoldan geçen birinin sandığa polisi, jandarmayı çağırması ve polis ve jandarmanın sandığa canı isteyince müdahale edebilmesinde anayasaya aykırı bir şey yoktur diyor. Tercümesi bu Anayasa Mahkemesi'nin. Şimdi 17 üyenin 15 tanesi bir problem yok diyor, 2 tanesi hayır dedi, burada bir problem var dedi. Ben şunu çok iyi biliyorum ki o 15 üye de bunun anayasaya aykırı olduğunu biliyorlar. Yok eğer bilmiyorlarsa hukukçu değiller, hukuku bilmiyorlar demektir. Yok eğer biliyorlar da bu kararı verdilerse o zaman siyasi iktidarın baskısına karşı hukuku savunacak cesaretleri yok demektir. Oradan da hukukçu olmaz, hakim olmaz. Hukuku savunacak cesareti yoksa ona hakim denmez. Tabii bu arada şunu söyleyeyim. Hangi kararı verirlerse versinler, burada yayın vasıtasıyla sizin aracılığınızla bütün 81 milyon vatandaşımıza, 59 milyon seçmenimize sesleniyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, sandıkları da taşısalar, nakil de yapsalar, birleştirseler de sandıkların başındaki görevlilerimizi 3 kat artıracağız. Bir, sandıklarda seçmeni taşımak için araç tahsis edeceğiz, araba tahsis edeceğiz, şoför tahsis edeceğiz, lojistik bütün imkanları kullanacağız, milletin oyunu çaldırmayacağız. Buna millet, bu kadar.
Yani bu konuda çok yaygın endişeler var. Zaten sizin sözlerinizden sonra salondan gelen destek bunu gösteriyor. Hakikaten toplumda acaba benim oyumun akıbeti ne olacak? Oyum korunabilecek mi? O gece bir takım oyunlar yine yapılabilir mi? Dolayısıyla halkın iradesi sandıktan olduğu gibi yansıyabilecek mi, tecelli edebilecek mi gibi endişeler var. Siz 3 kat arttıracağız dediniz sandık başı görevlilerimizi. Yani bir kişi varsa 3'e çıkartacağız. Evet. Bunu Millet İttifakı'na dahil partiler olarak mı yapacaksınız? Tabii tabii. Uzun zamandan bu yana hem Millet İttifakı'na dahil partiler hem Millet İttifakı'na dahil olmamakla beraber sandık güvenliğinin sağlanmasını isteyen partiler bir araya geldiler. Sadece onlar değil, sivil toplum örgütleri, bu konudaki sivil inisiyatifler var. Onlar bir araya geldiler. Çok ciddi bir altyapı hazırladık. Yani teknik altyapımız hazır. Yüksek Seçim Kurulu'nun izlediği sistemin bir paraleli bizde var. Yapacağımız iş sandıklara gönüllülerimizle beraber sabahtan itibaren o gün sandıkların başında olacağız. Sandıklar kapanıncaya kadar o ıslak imzalı tutanakları bekleyeceğiz, alacağız. Derhal fotoğraflarını çekip onun aplikasyonunu da yaptık akıllı telefonlarla. Derhal merkezi olarak bütün partilerin ortak takip edeceği merkezi sisteme aktaracağız. Nerede usulsüzlük olmuşsa anında yakalayıp müdahale etme şansımız olacak. Bu konuda çok geniş bir çalışma oldu. Bugün hatta dündü sanıyorum basın toplantısı yaptı arkadaşlarımız. Sadece 4 siyasi parti değil. Örneğin HDP de var bu konuda sandık güvenliği için. Diğer siyasi partiler seçime girmeyen ÖDP de var sandık güvenliğine destek verme konusunda. Yani güvenli seçim istiyoruz diyen herkes, milletin oyu çalınmasın diyen herkesin katkı verdiği bir ciddi organizasyon var. Biz şunu biliyoruz. Milletin parasını çalan oyunu da çalır. Nasıl milletin parasının bekçisi olmaya kararlıysak oyunun bekçisi olmaya da kararlıyız. Şimdi reklamlara girmemiz gerekiyor. Reklamlardan dönüşte benim zihnimi kurcalayan en önemli soruyu Tuncay Özkan'a yönelteceğim. Oradan Engin Bey'e geçeriz. O da şu, tamam sandıklara sahip çıkıldı, ıslak tutanaklar eksiksiz olarak görüntülendi ve bilişim merkezine geçildi. Ama tahmin ediyoruz ve endişemiz odur ki Yüksek Seçim Kurulu sonuçlar ilan edilebilir şeklinde bir açıklama yapmadan ve kendi resmi internet sitesinde sandık sonuçlarını yayınlamadan önce yandaş medya özellikle Anadolu Ajansı TRT işbirliğiyle sanki Cumhur İttifakı ezici bir çoğunlukla seçimi kazanmış gibi bir algı operasyonu gerçekleşirse gerçekleşebilir. Çünkü daha önceki seçimlerden Tuncay da çok iyi biliyor. Ben de biliyorum ki ajanslar birbirini denetlerdi. Mesela bir Doğan Haber Ajansı vardı. Bir başka haber ajansı vardı. Onlar da şimdi yandaş kervanına katıldılar. Dolayısıyla böyle bir algı operasyonunu nasıl önleyecek Millet İttifakı? Bir ajans acaba bu sandık gücü, efendim İYİ Parti'nin gayretleri, Saadet Partisi'nin sizin biraz önce söylediğiniz gibi HDP'nin gayretleri bir ajans haline döndürülebilir mi? Mesela Millet Ajansı olabilir. Onlar yayına geçtiğinde Millet Ajansı da yayına geçip böyle bir algı operasyonunu önleyebilir mi? Reklamlardan sonra sizden başlıyoruz. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz sevgili seyirciler. Seyirciler, değerli konuklarımız, bu akşam güzel İzmir'in güzel ilçelerinden Karşıyaka'dan
Deniz Baykal Kültür Merkezi'nden Halk Arenası'nı gerçekleştiriyoruz ve programımızın ikinci bölümünde canlı yayında hepinizi sevgiyle saygıyla bir kez daha selamlıyoruz. Sevgili Karşıyakalılar, bu salonu hınç hınç doldurdular. Güzel Ramazan gecelerini yaşıyoruz. Ben acaba reklam arasında bırakır giderler mi diye baktım ama hem merdiven araları tıklım tıklım dolu hem de arkada balkonda bizi ayakta seyreden sevgili Karşıyakalılar asla bırakıp gitmeyiz mesajını veriyorlar. Sağ olun, var olun. Ben birinci bölümde isimlerini anons edemedim. Şimdi tamamlayacağım listemizi. DİSK Genel Başkanlığından ayrılarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir Milletvekili adayı olan Sayın Kani Beko. Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Başkanı Sayın Çağrı Guruşçu. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Tuncay Özkan'ın ekibinden, onun yardımcılarından Sayın Mehmet Şakir Başak. Bu arada Halk Televizyonu Genel Müdür Yardımcısı Kadir Çankaya arkadaşımız. Ve her zaman olduğu gibi tabii ki Atilla Köprülüoğlu. Karşıyaka'nın değerli belediye başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'a bu güzel Deniz Baykal Kültür Merkezi'ni bize tahsis ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Önceki genel başkanı Sayın Deniz Baykal'a buradan acil şifa dileklerimizi bir kez daha gönderiyoruz. Sevgili Tuncay Özkan'a söz vermeden önce onun kitaplarından söz etmek istiyorum. Şimdi siz de elinizdeki kitapları lütfen hazırlayın. Biraz sonra göstereceğiz onu. Teşkilat Halk Kitap'tan çıktı. Nereye göstereyim? Atakan, sende miyiz? Evet. Teşekkürler. Tuncay Özkan bir yazar gibi değil. Tek kişilik bir ordu gibi çalışıyor. Adeta matbaa makinesi. Kitap üstüne kitap çıkartıyor. 21. yüzyılda Atatürk, hesaplaşma yine onun imzasıyla, onun kaleminden. Ve Sayın Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adayı Sayın İnce'nin kitapları. Buyurun Sayın İnce, kitabın ismi. Diren Demokrasi, diğer kitabının ismi. Ellerinizdeki kitaplara geleceğim ama burası bir demokrasi platformu. Değişik isimlerin kitaplarından da söz etmemiz gerekiyor. Sabahattin Önkibar, Sarayın Bozkurtları, ilginç bir kitap. Onu size duyurmak istiyorum. Ve Nedim Şener'in Kahraman Hainler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde FETÖ'nün Kriptoları adlı kitabı. Ve benim naçizane size armağanım, lütfen gösterir misiniz? Evet. Kırmızı Kedi kitap evinden çıkan son kitabım. O halde biz anlatalım. Çok iyi bir satış rakamını yakaladı. İlginize, desteğinize gönülden teşekkürler. İyi okumalar efendim. Evet, bu kültür hizmetinden sonra. Öncelikle hemen herkese bir müjde vererek başlayayım. Evet, lütfen. Millet Ajansı kuruldu. Millet Ajansı, Millet Ajansı kuruldu. Manşet o. Millet Ajansı kuruldu. Seçimin en doğru sonuçlarını Millet Ajansı'ndan alacaksınız. Millet Ajansı size bir sosyal medya ağı olarak anında seçim sonuçlarını sandık duyuracak. Ama bu arada baktığınız TRT'ye, hani şu Tayyip Radyo Televizyon Kurumu var ya, şu halktan utanmaz, Allah'tan korkmaz kurum var ya, oraya baktınız. %90 gösteriyor. Hemen kapatın geçin. Gözünüzü gönlünüzü yandaşlara kaptırmayın.
Gözünüzü gönlünüzü millete açın. Millete açın, millet ajansı size hakikati duyuracak. İki, her sandık başına giden arkadaşım cep telefonunu çalıştıracak. Oradaki sayımı, oradaki tespitleri ıslak imzalı tutana çekip bize yollayacak. O sırada siz de orada göreceksiniz. Bakın bakalım, el mi yaman, halk mı yaman, göstereceğiz biz onlara. Öyle sandık başında tırnakçılık, tantanacılık, oy çalma işlemi bitti. Millet olaya el koydu. Bu kadar. Millet olaya el koydu. Sakın şöyle bir korkuya kapılmayın. Sakın şöyle bir korkuya kapılmayın. Efendim, ben oyumu vereceğim ama sandıkta çalınacak. Asla. Biraz önce ne dedi Bülent Bey? Ne dedi? Bir kişiyi üç kişi yapacağız. Ayrıca yetiyor mu? Yetmiyor. Sensiz olmaz var. Sandık gücü var. Ayrıca barolar var. Her barodan avukat arkadaşlarımız görevlendirildi. Her sandığın başına bir avukat arkadaşımız gidecek. Yeter mi? Yetmez. Onun yanında sandık gücünden arkadaşlarımız gidecek. Yeter mi? Yetmez. Onun yanında sivil toplum örgütünden arkadaşlarımız gidecek. Yeter mi? Yetmez. Siz gideceksiniz, siz. Sandığa siz sahip çıkacaksınız. 24'ünde evde oturmak yok. Akşamdan çeyrek ekmek arasına domatesi, peyniri kıracağız. Domatesimizi, peynirimizi saracağız. Yanımıza suyumuzu alacağız. Doğru sandık nöbetine. Artık 24'ü sandık nöbeti, vatan nöbetidir, vatan nöbeti. Sakın terk etme nöbetini. Vatan nöbeti ne zaman bitecek? Islak imzalı tutanak çekilecek, ilgilisine teslim edilecek, sandıktan toplanan oyların ağzı mühürlenecek, ilgili birime götürülecek, nöbet o gün bitecek, o an bitecek. Kulak da bizde olacak. Diyeceğiz ki arkadaşlar, Şanlıurfa'da şu sandıkta ihtiyaç var. Hemen oraya en yakındaki arkadaş gidecek. Neden? Çünkü bu nöbet vatan nöbeti. Peki bugüne kadar bütün bunlar oluyor, örgütleniyor. Bunları kim yapıyor? Bunları hep beraber yapıyoruz. Milletle beraber yapıyoruz. O yüzden siz hiç merak etmeyin. Millet yenilmez. Demokratik vicdanımızı kimseye çaldırmayacağız. Demokrasinin gereği neyse o sonuca katlanacağız. Herkes katlanacak. Biz de katlanacağız. İktidar da katlanacak. Çünkü başka türlü demokrasi olmaz. Bu yolculuk sen ben kavgası yolculuğu değil. Bu yolculuk yolunu devletten bulanların zenginleşmesini devam ettirmesi yolculuğu değil. Devletin, biraz önce Engin Başkanımızın söylediği gibi, raydan çıkan devletin rayına oturtturulması yolculuğu. Bu devlet bizim. İster AKP'ye oy verin, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verin, ister başka bir partiye oy verin. Ne olursa olsun kimsenin hakkına, hukukuna asla kimse el sürmeyecek. Sandık namustur, namusumuzu koruyacak. Oradan çıkan sonuç demokratik sonuçtur, hepimiz razı olacağız. Ona asla el sürmeyeceğiz. Şimdi burada açıklayacağım, biraz önce arkadaşlarım uyardı. Artık bu yarışın adaletle, hakla, hukukla da bir alakası kalmadı. Hakikaten raydan çıktılar. TRT'ye 5 tane propaganda filmimizi, vaat filmimizi götürdük. Teslim ettik. Buradan milletinden utanmayan, Allah'tan korkmayan TRT'ye sesleniyorum. O TRT Genel Müdürü mutlaka ve mutlaka istifa etmeli, görevini derhal terk etmelidir. 5 tane AK Partisi'nin reklamlarını mı kabul etmedi? Bizim arkadaşlarımız İstanbul'da propaganda filmlerimiz için para veriyoruz TRT'ye yayınlasın diye. 5 tane reklam filmimizi götürdü. Bir reklam filmimizi geri çevirdiler. Yayınlamayız biz bunu diye. O geri çevirdikleri filmde ne diyor biliyor musunuz? Olağanüstü hal kalkacak, Türkiye yeniden hukuk devleti olacak. Arkadaşlar bu lafı beğenmemişler. Bu lafı beğenmedikleri için o reklam filmini geri çevirmişler. Buradan onları uyarıyorum.
25'i sabah Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında olağanüstü hal kalkacak, Türkiye yeniden hukuk devleti olacak. Adaletle kucaklaşmamıza kimse engel olamaz. TRT hiç olamaz. Buradan TRT'yi ve onun bağlı bulunduğu siyasi kurumu uyarıyorum. Özgürlük istemek, barış istemek, adalet istemek, olağanüstü hal kalkacak, Türkiye'ye hukuk gelecek demek suç değildir. Bunu yayınlamamak suçtur. Bu suçun bedelini ileride Türk yargısına ödeyeceksiniz. Biz bu davayı açacağız. Hiç bundan kaçamazsınız. O nedenle size gönül rahatlığıyla şunu söylüyorum. Şunu asla unutmayın. Elbette ki ellerinden gelirse bir şey yapmak isteyeceklerdir. Ama biz ona fırsat vermeyeceğiz hep beraber. Millet İttifakı olarak fırsat vermeyeceğiz. Bakın, kadınlar kendi aralarında örgütlendiler. Sensiz olmaz diye bir örgütümüz var. Bu örgüt barolara gitti. Kadın avukatlar üzerinden bir örgütlenme gerçekleştirdiler. Ve bu örgütlenme sandıklara sahip çıkıyor. Buradan Türkiye'deki bütün kadınlarımıza sesleniyorum. Cumhuriyeti siz kurdunuz. Bu cumhuriyet bir kadın devrimidir. Cumhuriyeti kuranlar onu kurtaracak olan nöbete de sadık kalırlar. Kadınlarımız göreve. Kadınlarımız göreve. Tuncay, ayrıca şu baskı döneminin işte kumpaslarla, mağduriyetler yaratmalarla dop dolu korku imparatorluğu döneminin en büyük gerçek kahramanları kadınlarımızdır. Evet. Çünkü ilk demokratik başkaldırıyı onlar yaptılar. Ve bu süreçte çok hırpalandılar, aşağılandılar, hakaretlere uğradılar, şiddete maruz kaldılar, cinsel saldırıların hedefi oldular. Ama onlar asla yılmadılar, direndiler ve kahramanlaştılar. Türk kadınları kahramanlaştı. Tıpkı o Nazım'ın şiirinde anlattığı kadınlarımız gibi. Uğur Bey. Neden alkış bu gelmedi toprak kadınlarımıza? Alkış yetmez. Onların anıtını dikmek lazım. Kadınlarımıza. Tabii. Yunan ordusu bu topraklardan çekilirken 22 bin kadınımızın ağzını, burnunu ve kulaklarını kesmiş. 22 bin kadınımızın. Bu topraklardan geri çekiliyor. 22 bin kadınımızın. 18 bin kadınımızın memesini kesmiş. Ve 30 bine aşkın kadınımızın kasaturayla rahmini parçalamış. Benim dedem, dedelerim Ali Çavuş'la Ferit dedem Çanakkale'de savaşa gitmişler. Ali dedem daha siperden çıkarken Allah dedikten sonra orada şehit olmuş. Ferit dedem Çanakkale'den dönmüş. Bunlar 48 yaşında insanlar. Yani teller gelmiş, savaşa demişler, çıkmış gitmişler. Dumlupınar'da Ferit dedemin sağ ayağıyla sol kolunu şarapnel parçası almış götürmüş. 60 gün boyunca Eskişehir'de hastanede yatmışlar. 60 günde Erzincan'a yolculukmuş. Eskişehir'den. 60 gün sonra geldiğinde o ağzı burnu kulağı olmayan, memesi olmayan kadınla, rahmi parçalanan kadınla, o kolu ve ayağı olmayan adam birbirlerine aşık olmuşlar. Biz o aşkın ürünüyüz. O yüzden ben hep şunu söylüyorum. Biz o günden beri aşkı eksiği tamamlamak olarak görürüz. Biz vatan aşkıyla AKP'li, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden, MHP'den, İYİ Parti'den, HDP'den fark etmez. Biz güçlü ve büyük bir milletiz. Aşkla birbirimizin eksiğini tamamlayacağız. Ben hep şunu söylüyorum. Aşkın ve umudun yenildiği görülmüş şey değildir. 25'i sabahı Türkiye o aydınlığı, o güneşi kazanacak. Biz kazanacağız.
tanırsın, seversin, değerli İzmirlilerden. Benim de Yalandan Kim Ölmüş kitabını birlikte yazdığım Orhan Baykal arkadaşım da burada. Evet. Onu da anmadan geçmeyelim. Evet. Sayın Engin Altay. Siz bu seçim sonuçlarına yönelik iktidarın her zaman seçmenin kuşkuyla bakmasına neden olan tutumundan, Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararlardan sonra bu seçimin selametinin sağlanabileceği konusunda bir endişe taşıyor musunuz? Ben ki Sayın Genel Başkan Yardımcım, burada başımıza küçücük bir kaza daha gelse bana göre daha mesul oldukları için çok daha temkin, işi tam böyle zapturapt altına alma noktasında fevkalade üstün bir performans gösteriyorlar. Onların bu yaklaşımına çok saygı duyuyorum. Ben burada bizi izleyen, televizyonda ve burada bizi izleyen Cumhuriyet Halk Partisi'ne, demokrasiye, Türkiye'ye, özgür Türkiye'ye gönül vermiş insanların taşıdığı kaygıyı taşımıyorum. Bir söz var. Sözü de belki de ben icat ettim. Malını orta yerde bırakırsan ya el alır, ya sel alır, ya yel alır. Bizim oy namusumuz. Namus orta yerde bırakılmaz. Cumhuriyet Halk Partisi bu milletin oylarının, namusunun her zaman bekçiliğini, güvenliğini, korumasını sağlama noktasında Türkiye'nin 81 ilinde 970 ilçesindeki örgütlü gücüyle bunu yapacak. Ben bu endişeyi biraz abartılı buluyorum. Farklı bir şey söylüyorum. Sayın Tezcan doğru söyledi. Bunlar para çalarlar, oy çalma hastalıkları da var diye. Aslında bir şey de eksik bıraktı. Bunların proje çalma hastalığı da var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin projelerini çalmaktan yorulmadılar. Benim samimi söyleyeyim, seçim güvenliği ile ilgili bir endişem yok. Bilakis Sayın İnce'nin de her meydanda söylediği gibi Allah esirgesin. Şu kadar bir şey sezersek bu sefer Yüksek Seçim Kurulu'nun önüne sadece 50 bin cübbeli avukat gitmekle kalmaz. Oraya 5 milyon insan gider. Artık böyle değil. Ama her iki değerli yönetici arkadaşımızın da Sayın Tezcan özellikle altını çizdi. Belki biz hep şeyi çok seviyoruz. Biz kazanacağız, coşuyoruz. Adam teknik bir şey söylüyor. Onu da daha iyi dinlemek lazım. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'nun en bilgisayarı, hard diski, yanlışsan beni düzelsin Sayın Tezcan, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde de var. Bir nevi öyle. Bize düşen şudur. 24 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluk partisi olacağı muhakkak. Bunda sıfır endişe taşımıyorum. Bize düşen becerebilip de şu önümüzdeki 24 günü doğru değerlendirip Sayın İnce'yi de 8 Temmuz'a bırakmadan 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı yapmaktır. Başka bir mesele yok. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin dünyanın en eski ve köklü partisi. Seçim tecrübesi bakımından eline su dökecek başka bir parti yok. Kadroları bakımından da bu kadar inançlı bir kadro kimsede yok. Yani 70 yıldır iktidar olmadığı halde bu kadar ayakta ve hayatta diri kalan dünyada başka bir organizasyon da bulunamaz. Bunun tabii sebebi belli. Bu bir kutsal mirastır. Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye Cumhuriyeti kurucu babamızın kutsal mirasıdır. Hani onlar diyor ya Türkiye'miz Erdoğan babamız, öyle bir şey yok. Bu mafyavari, küstahça bir yaklaşımdır. Türkiye'nin bir tane babası varsa o da Atatürk'tür. Bunu herkes böyle bilecek. Öyle bir şey yok. Şöyle olabilir. Olsa olsa Türkiye evimiz, Türkiye AK Parti'ye oy veren 23 milyon vatandaşımızın da şüphesiz evi. Ve biz hep biriz. Yani tek vücutuz. Bunda bir tereddüt yok. Erdoğan'dan baba olmaz. Olsa olsa Firo olur ya da Safra olur artık Türkiye. Kiracı olur. Kiracı. Ben Sayın Tezcan
tamamladı ama şu hemen örgüt işine döndü tabii, örgütümüzün başı olduğu için. Bu ilan kesinin uyarısıyla ilgili müsaade ederseniz bir iki şey söylemek istiyorum. Ben demin başta söyledim, İlan abi bir kemer sıkma gerekecek diyor. Bu millet 14 Nisan 2001 krizinden sonra bir kere kemer sıktı. Kemal Derviş'in Türkiye'nin o bataklıktan çıkarılması noktasında hazırladığı acı ilacı, düşük gelir grubuna mensup insanlar içti acı ilacı ve onun bedelini o dönemin hükümetleri ödedi. Nimetini de bu milletin kemer sıkarak Türkiye ekonomisini toparlamasının nimeti de bu AK Partililere nasip oldu. AK Parti Türkiye'yi teslim aldığında sorunsuz bir ekonomi vardı. Ama 16 yılda tekrar 14 Nisan 2001'e geldik. Bu doğru. İlan Kesici'nin uyarısı doğru. Ama tespitine katılmıyorum. Katılmıyoruz. Bu sefer kemeri millete sıktırmayacağız. Kemeri devlet sıkacak. Bakın Sayın İnce geçen söyledi. Rakamı ben de aldım. Çok basit. Efendim 2007 Cumhurbaşkanlığı bütçesi 33 milyon. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer. 2014 Cumhurbaşkanlığı bütçesi 199 milyon. Abdullah Gül. Artmış değil mi? Bayağı artmış. 2018 845 milyon. Ya. Yani yuh doğru değil. Yuh doğru değil. Doğru olan şu, 2018'deki 845 demek maazallah Tayyip Erdoğan bir daha olması mümkün değil. Gelirse 1,5 milyar demektir bu. Yani bunun doğrusu Ahmet Necdet Sezer'in kullandığı bütçeye devlet dönecek. Kemer orada sıkılacak. Kemer orada sıkılacak. Yoksa şimdi bu ekonomi niye bu hale geldi? Ben iktisatçı değilim. Bizim iktisatçımız çok partide. Aykut Erdoğdu var, Faik Öztürk var, Seliz var da var. Onlar işin uzmanı olabilir. Ben ekonomiyle ilgili bir şey söylerim. Ekonomi trafik gibidir. Araba kullanmak gibidir. Trafik hareketidir. Kuralları vardır. Kurallara uymazsan duvara toslarsın. Uçurumdan aşağı gidersin. Bu kadar basit. Yani şimdi o hal şartlarında bir ekonominin iyi olması beklenebilir mi? Beklenemez. Türkiye'deki yerli sermaye, Bulgaristan en yakın komşumuz başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına kaçıyor. Yabancı sermaye de gelmiyor. Turizm niye bitti? Turizmciler niye battı? AK Parti yüzünden battı. Yahu iki Trakya büyüklüğündeki arazinin ekilebilir sulu tarım arazisinin ekilmemesi bile, burada tarım yapılmaması bile Türkiye'nin batmasına tek başına yetecek bir iştir. Sen ekilebilir sulu tarım arazisini milleti ekemez hale getirmişsen, toprağı ekip biçemez hale bu milleti sokmuşsan, ihaneye, iaşeye, sadakaya mahkum etmiş ve alıştırmışsan ekonomi bozulur. Çok net söylüyorum. Mucizelere gerek yok. Lafa gelince diyoruz ki Türkiye G20 ülkesi. Ne demek? Ekonomik hacim bakımından dünyanın en büyük 20 ekonomisi içinde Türkiye bunlar geldiğinde 16.'ydı, AK Parti geldiğinde. Şimdi 18. sırada yanlış bilmiyorsam. Bunlar da diyor ki Türkiye'yi G20'ye biz soktuk. Bugün de Erdoğan Muharrem Bey'i yalancılıkla itham etmiş. Yani herkes Erdoğan'ın burnuna biraz baksın. Büyümeye başladı. Daha da büyüyecek. Yalancı bir tane aranıyorsa Türkiye'de, isterse tazminat davası açsın ama açsın istiyoruz gidip mahkemede hesaplaşmak için. Türkiye'de en profesyonel yalancı Recep Tayyip Erdoğan'dır bana göre. Bana göre. Yahu adam Isparta'da mı bir yerde gidiyor, 1977'de yapılmış göleti biz yaptık diyor. Zonguldak'taki Bülent Ecevit Üniversitesi'ni biz açtık diyor. İsparta'daki Demirel Üniversitesi'ni biz açtık diyor. Yani şimdi ben Sinopluyum. Bizim Sinop'ta bir bitireyim.
Bir tanıdık Sinoplara sorun. Bir Yalmanoğlu vardı deyin. Sinop'ta bir Yalmanoğlu varmış deyin. O kadar. Yalmanoğlu'nu Sinoplara bir sorun. Bu ondan beter. Bu ondan beter. Onun için alı pulu döküldü. Alı pulu döküldü. Ve AK Parti'nin Türkiye'de, bak bir şey daha söyleyeyim. Uğur abi soruyorsun ya, ekonomik kriz nasıl düzelecek? Sarayın bütçesinden başla. Şimdi yandaş bir firma var. Devlete 5 milyon vergi borcu var. 5 milyon. Gel diyor, bir uzlaşma diye bir mekanizma var. Maliyeciler varsa bilir arkadaşlarımız. Gel otur uzlaşalım. Nasıl uzlaşalım? Beyefendinin selamı var. Seni biz koruyup kollayacağız. Senin 5 milyon borç oldu 400 TL. Hadi buyur, 400 bin TL. Bu Allah'tan reva mı ya? Bu Allah'tan reva mı ya? Küçük mahalle bakkalının dükkanını kapatıyorsun ya 3 kuruş vergi borcu için. Velhasıl, velhasıl. Türkiye ekonomisi, bizim Aykutlar falan bunu sonra size güzel güzel anlatır. Türkiye ekonomisinde yapılacak iş şudur. Bir kasa var, kazan var, havuz var. Milletin aldığı deterjandan, çocuk bezinden, işte içtiği sigarasından, sigara kimse içmesin, vesaire vesaire, alınan vergilerle devletin havuzu doluyor. Şimdi oradaki şey var. Birileri devletin havuzuna alttan matkapla delik açmış, hortum almış, kendi şeylerine götürmüş, bahçelerine. Birileri de o kadar fitursuzlaşmış ki aleni dalıp alıyor. Dalıp alıyor. İki şey yapacağız ya. İki şey yapacağız. Bir alttaki hortumları kesip bir kör tüpa tıkayacağız. Bir de bu hazineye Beytülmal deriz ya. Beytülmal'e uzanan kolları Hazreti Ali'nin kılıcıyla kesivereceğiz. Bu kadar basit. Şimdi Sayın Bülent Ercan, size ihale yasasının 186 kez değiştirilmesinin ardında hangi gerçeklerin yattığını soracağım, ama ondan önce Oda TV'den size, ki ciddi bir haber sitesidir, bir haber paylaşmak istiyorum. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek kötü haberi yine İngilizce verdi diyor haberin manşetinde. O da şu: enflasyonun birkaç ay içinde zirveyi göreceğini, altın hariç cari açığın ise muhtemelen zirveyi görmüş olduğunu belirtmiş. Ve bu mesajı İngilizce paylaşmış Twitter hesabında. İngilizce baktık demiş yani. Yani ben Sayın Mehmet Şimşek'in alanında ciddi bir uzman olduğunu ve uluslararası alanda da bir saygınlığı bulunduğunu düşünüyorum. Farklı bir Adalet ve Kalkınma Partili. Bundan birkaç hafta önce yine böyle bir eleştiride bulunduğunda vatan haini ilan edilmişti. Ama aynı vatan hainini İngiltere'ye gönderdiler. Aman bizi kurtar. İşte oradan bir can suyu, finans çevrelerini ikna et. Türkiye'de Merkez Bankası'na müdahale olmayacağı konusunda gereken teminatları ver. Ve bu krizi aşmamızı sağla diye can simidi gibi sarıldılar Sayın Mehmet Şimşek'e. Ben yani isim olarak olumlu bakarım kendisine. Bu benim kişisel görüşüm. Siz farklı düşünebilirsiniz. Bu 186 kez ihale yasası niçin değişir Allah aşkınıza? Çok merak ediyorum. Yani aslında bunun çok basit, çok net bir cevabı var. Çalmak için. Başka? Çalmak için. Bunlara alıştılar. Yani bakın. Ama hayır arkadaşlar. İsmen de hiç kimseye hakaret etme, elimizde bir belge olmadan suç isnat etme, saldırma, kişilik haklarına yönelik tecavüz hiç yok. Hayır. İsme dönük bir hakaret slogan olmasın. Olmaz. Şimdi bütün ekonomik reformlarda ilk adılan adımlardan bir tanesi ihale düzenini sağlamaktır. İhale mevzuatı niye ciddi biçimde düzenlenir? İhale düzeni niye sağlanır? Çünkü ihaleyle yapılan işler milletin parasını korumak üzere yapılan işlerdir. Devlet harcarken
açık olsun, şeffaf olsun, vatandaş görsün ve devlet yetkisini elinde bulunduranlar yolsuzluk yapmasın. Devlet eliyle yandaş zengin etmesin. Devlet eliyle milletin varlığını eşe dosta dağıtmasın, haksız zenginleşmesin. Şimdi buradaki temel mesele budur. Siz biraz önce Engin Bey söyledi, 2001 krizinden sonra Türkiye krizden çıkmak için çok ciddi yapısal önlemler aldı. Özel kurumlar oluşturuldu. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu gibi, Merkez Bankası'nın özelliği gibi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun özelleşmesi gibi. Tam o süreç içerisinde ihale mevzuatının da yeniden ciddi biçimde ele alınması sağlandı ve ihale mevzuatı yolsuzluğa kapanacak şekilde yeniden düzenlendi. Ama bunlar 2002'de geldiler, 186 kez ihale mevzuatını değiştirdiler. Ne için? Yarışma olmasın, şeffaflık olmasın, milletin vergileriyle toplanan para yandaşlarına istedikleri gibi dağıtılsın, havuz medyasını, hani diyorlardı ya, şu kadar milyon dolar yollayacaksın, o kadar milyon dolar yollayan da çok affedersiniz millete bilmem ne yapacağım diye küfür ediyordu, tapeleri düştü bunların. İhale mevzuatını değiştirenin bir tane hedefi vardır: milletin alın terini nasıl çalar yandaşıma veririm. Başka bir hesap yok. Şimdi biraz önce Engin Bey söyledi, Türkiye'de medya kuruluşlarına bakın, işte sesimizi duyuran bir Halk TV var, sizin yayınınız var, programınız var, birkaç gazete, birkaç televizyon kaldı. Türkiye'nin bütün büyük merkez medya denen kanallarını bir şekilde aldılar, havuzda topladılar. Buna karşı da millet direne direne, bütün ambargolara rağmen sesini duyuran kanallara akın akın gidiyor. Şimdi sizin bu gece bu yayınınız reytinglerin en üstünde. Evet. Niye? Çünkü millet yolsuzluğa prim verdi. Reyting yaptı. Biraz önce bir kazandan bahsetti. Millet kazanıyor, işte kazana doluyor. Bunu havuzdan. Bir ambar var memlekette, bir ambar düşünelim. Vatandaşın kazandığı vergilerle işte sigorta primi vesaire toplanıyor ambara. Millet ambarda biriktiriyor ama ambarda birikenden millet zamanı gelince payını alamıyor. Onun için kemer sıkma oldu mu millet, ambarı dolduran millet, ambardan paylaşan başkaları, ambara fare girmiş. Şimdi ambarda fare var, bu işin özeti bu. Ambarda fare var. Fare kim? Bugünkü hükümetin başındakiler. 24 Haziran'da ambardaki fareyi temizleyeceğiz. Başka çaresi yok. Ambardaki fareyi temizlemeden bu işi çözme şansımız yok. Bakın, bir saray var, sarayın maliyetini konuşuyoruz. Şimdi biz yayına başlayalı 95 dakika olmuş. Saat 10.30, 95 dakika. Bülent Bey, saraya geçtiğiniz, birazcık orada bir parantez açmak istiyorum geçtiğiniz için. Biraz önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir milletvekili adaylarından ve halen İzmir milletvekili olan Sayın Taceddin Bayır bana bazı fotoğraflar gönderdi. Bunlar Marmaris'te Okluk Koyun'da çekilmiş olan fotoğraflar. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın Yazlık Sarayı'nın inşa edildiği bölgeden gelen fotoğraflar. Şimdi lütfen bir kısaca orayı anlatacağım. Çünkü gittim ben oraya. Merhum Özal Cumhurbaşkanı iken Hürriyet Gazetesi'nde çalışıyorum, Doğan grubunda çalışıyorum. Röportaj için gittik oraya. Yani bir bugünkü sarayla, yani yapılması düşünülen 300 odalı sarayla mukayese edildiğinde müştemilat olarak bile kabul edilemeyecek. Kulübe şeklinde tanımlayabileceğimiz 2,5 odalı o doğanın içinde kaybolmuş, tevazuun ötesinde, yani
net olarak söylüyorum, kulübe görünümünde bir yer. Bir villada değil. Ve Semra Hanım, kulakları çınlasın, zamanında onu da çok eleştirdik ama hakkını teslim edelim. Laik, çağdaş bir insandır kendisi. Mutfağa girdi, kendi eliyle, içeride yemek pişirecek insanlar yok. Kendi eliyle, hiç unutmuyorum, nohutlu pilav, mercimek çorbası yaptı bize ve bir de salata hazırladı. Afiyetle yedik. Nasıl harikulade bir yer. Yani bir ressam o güzelliği tablosuna yansıtamaz. Sadun abinin, Sadun Bora'nın tabiriyle dünyanın cenneti. Dünyanın cenneti. Dünyanın cenneti. Rüyalarımıza girecek kadar güzel. İşte kuşlar ötüyor, sincaplar sıçrıyor. O ulu ağaçlar çevrelemiş. Anlatılamaz masmavi bir denize açılıyor. Şimdi bu fotoğraflarda görüyorum ki o doğaya graderler, dozerler, vahşice girmişler, çift şeritli yollar açmışlar, ağaçları kesmişler, doğal hayatı mahvetmişler, beton duvarlar çekmişler ve bunlar kilometreler öncesinden başlamış ve bu devrin anlayışı oraya da yansımış. Duvarları yeşile boyamışlar. Ağacı kesip yani ağacı doğa izlenimi vermek için duvarları yeşile, beton setleri yeşile boyamanın yeterli olabileceğini düşünmüşler. İçim yandı. Şimdi Sayın Muharrem İnce, tabii onun adına ne kadar söz verebilirsiniz ama... Veririz. Verirsiniz değil mi? Sayın Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı olduğunda bu doğa katliamı yerini doğanın onarımına terk edecek mi? Ve bu saray inşaatı durdurulacak mı? Kesinlikle. Zaten ilk adaylık açıklaması yapıldığı gün söylediği bir şey vardı. Ben sarayda oturmayacağım. Türkiye'de Cumhuriyeti kuran Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk Çankaya'da, adı köşktür ama mütevazı bir yerdir, oradan kaçmak için sarayı yaptılar. Ben orada oturacağım. Burayı da bilim merkezi yapacağım diye, sarayda bilim merkezi, müze yapacağım, bilim merkezi yapacağım diye açıkladı. Onda hiç şüphe yok. Burası da sarayda, birinci derece doğal sit alanı ayrıca. Biz saray ve saltanat düzeni sürmek için iktidara talip değiliz. Saray ve saltanat düzenini yıkıp halkın saltanatını, iktidarını kurmak istiyoruz. Şimdi demin saate bakmıştım. 95 dakika oldu. Şimdi 5 dakikada sizin konuşmanızdan oldu. Kaç oldu şimdi? 100 dakika oldu. 100 dakika. Şunun için söylüyorum. Bu dakikanın bir anlamı var. Sarayın bir dakikası bir asgari ücret. Bir dakika. Bakın asgari ücret... Yok. Yani yuh demeyin, sandıkta gidin gereğini yapın. Bir kişi daha sizle beraber gitsin. Evet. Saray bir asgari ücret... Asgari ücret 1603 lira. Yani diyorsun ki bu iktidar, Erdoğan diyor ki 4 kişilik bir aile 1603 liraya bir ay geçinebilir. Buna itiraz edene de diyor ki gözüne dizine dursun diyor. Onun sözü. O söyledi. Şimdi sarayın bir dakikalık maliyeti 1607 lira. Dikkat edin. Yani taksimetreyi açıyorsun, her dakika 1607 lira yiyor. Yani her dakika bir asgari ücretlinin bir ayda 4 çocuğuyla geçinebilmesi için reva gördüğü parayı sarayda bir dakikada yiyor. Şimdi 100 dakika oldu. Biz yayına başladığımız andan bu yana saray 100 asgari ücretlinin hakkına tecavüz etti. Şimdi bu mübarek Ramazan gününde bunu yemeyi kendine reva görenlerin orucu da ibadeti de helal mıdır, haram mıdır? Millet haram. Şimdi bunlar
ekonomiden bahsediyoruz. Bakın, 1923 Cumhuriyet kurulur. 2002 yılına kadar birçok iktidar gelir geçer. Yani 79 yıl, 1923-2002. 79 yılda Türkiye Osmanlı'nın düyun-u umumiye borçlarını öder. Demir yolu ağları kurar. İngilizlerin ve Almanların elindeki demir yollarını devletleştirir. Onların parasını da öder. Milli demir yolları olur. Eti Bank'ı kurar, Sümer Bank'ı kurar, fabrikaları yapar. Türkiye'nin bütün altyapı yatırımları yepyeni bir ülke yaratır küller içerisinden. Hangi ülkeyi? Balkan Harbi'nde yenilmiş, Trablusgarp'ta yenilmiş, Birinci Dünya Savaşı'nda perişan olmuş, Kurtuluş Savaşı'nda yeniden küllerinden doğmuş bir millet yaratırlar. Ve bu süre içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün hükümetlerin 2002'ye kadar kullandığı kaynağın toplamı 713 milyar dolardır, dolar hesabından. Dikkat edin rakama. 79 yılda 713 milyar dolar. Şimdi 2002'de bunlar gelirler. 16 yıl içerisinde kullandıkları kaynak bunun 3 katı, 2 trilyon 93 milyar dolarlık kaynak kullanırlar. Bu kaynakları kullanırken bu milletin 79 yılda alnının teriyle biriktirdiği Eti Bank'ı, Sümer Bank'ı, Telekom'u, Ziraat Donatım Kurumları'nın neyi varsa satarak yaparlar. Sata sata doymadılar ve geldiler batırdılar. Şimdi 24 Haziran'da diyorlar ya, hani ekonomi düzelir mi, düzelmez mi, nasıl olur? Ekonominin düzelmesinin bir tane yolu var. Memleketin 79 yıllık servetinin 3 katını 16 yıllık iktidarda har vurup harman savuran bu saray ve saltanat sevdalıların düzenine son vereceğiz. Ona son vermeden bu işi çözmek mümkün değil. Şimdi biraz gülelim. Bir Zeitung haberi okuyorum size. İçişleri Bakanlığı Muharrem İnce mağduru olan gazetecilere gazi aylığı bağlamış. Müthiş seki. Bu insanlar müthiş yaratıcı. Siz demin başta demiştiniz ya, İnce'nin diline düşmesinler, evet. Bir hicivcinin. Bunlar İnce'nin diline düşmeyi bırakın, bir de eline düştüler. Allah muhafaza şimdi. Ne güzel. Neyse. Şimdi bu sandık güvenliği konusunda çok mesaj geliyor. Hatta bir zannediyorum ki kendisi avukat, diyor ki ülkedeki avukat sayısı 95 bin, sandık sayısı 195 bin. Her sandıkta avukat olacak dediniz. Lütfen bizi aydınlatın ve rahatlatın diyor. Bir dakika. Söyleyelim efendim. Şimdi her sandık başında avukat olmayacak tabii. Bir okulda kaç sandık var? 10 sandık oluyor, 15 sandık oluyor. Yani avukatlar sandıkları okullar bazında. Evet, tabii. Okullar bazında bulunacak veya ilçeler bazında bulunacak avukatlar ve kolay ulaşılabilecek bir yerde olacak. Merkezi numaraları olacak. O numarayı tabii aradığında arkadaşlar hemen oraya gidecekler. Tabii. Orada kastedilen şudur. Her sandığa mutlaka bir avukat müdahil olacak. Evet, gerektiğinde. Yani okullar bazında, bölgeler bazında avukatlar görevlendirildi. Gönüllü çalışıyorlar. Her sandığa mutlaka bir avukat müdahil olabilecek. Bu bir. İkincisi, şuna da dikkat etmek lazım tabii. Ben Engin Bey'e o çerçevede katılıyorum. Sandık güvenliği konusunda biz hassasız. Onun için çok büyük hazırlık ve organizasyon yapıyoruz. Endişe etmeyin. Ancak başka bir şey daha var. İktidar çevreleri özellikle sandık güvenliğinin riskli olduğu algısını yerleştirmeye çalışıyorlar. Bunun sebebi şu: nasıl olsa ne yaparsak yapalım oylar çalınacak.
bunlar gitmeyecek, sandıkla bunların gitmesi mümkün değil gibi bir algı yaratarak katılım oranını düşünmeye çalışıyorlar. Sakın ha, sandıklar güvensiz, oylar çalınacak algısını yaratmak bize değil, demokrasiyi savunanlara değil, tek adam rejimini isteyenlere yarar. O yüzden mutlaka sandıkları koruyacağız diye kararlı bir duruş gösterelim. Ona prim vermemek çok önemli. Yoksa katılımın düşmesi bunlara yarayacak. Ve üstelik şu anda öyle bir cumhurbaşkanı adayı var ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin, bunun somut örneğini yakın bir geçmişte kendisi bizzat yaşayarak sergiledi. Yalova seçimleri. Biliyorsunuz Yalova seçimlerinde bir oy bile önemliydi. Ne yaptı Sayın İnce? Seçimleri takiben 48 saat bir sandalyenin üstünde oturarak, evet, ben buradayım, sakın ha, herhangi bir şey yapmayın mesajını verdi. Yapılacak şey budur arkadaşlar. Sandığa gidip oyunuzu kullanmak ve oyunuzun akıbetinin kararlı, cesur takipçisi olmak. Bu kadar. Bu aynı zamanda vazgeçilmez bir yurttaşlık görevi. Hele hele rejimin kaderinin belirleneceği bu seçimde zorunlu bir yurttaşlık görevi. Bunu unutmayalım. Şimdi reklamlara gireceğiz. Reklamlardan sonra Türkiye'nin gündemiyle ilgili çok çarpıcı, çok önemli açıklamalar ilk kez Halk Arenası'nda yapılacak. Ankara da bunu çok merakla bekliyor. Kısa bir ara. Sevgili seyirciler, değerli konuklarımız, güzel İzmir'in güzel ilçesi Karşıyaka'dan hepinizi Halk Arenası canlı yayınının 3. bölümünde sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Deniz Baykal Kültür Merkezi programımızın başladığı dakikadan itibaren hınca hınç dolu ve çok değerli Karşıyakalı konuklarımız şu mesajı veriyorlar. Program 3 saat değil, sahura kadar da devam etse biz sizinleyiz. Biz de hepsine tek tek teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sayın Bülent Tezcan, sizinle başlamak istiyorum bu bölüme. Yarın LGS sınavı var, liseye geçiş sınavı. Veliler feryat ediyor, eğitimciler feryat ediyor. Öğrenciler stres içerisinde yarını bekliyor. Çünkü öylesine bir karambol, öylesine bir kaos yarattılar ki kimse bu sınavların nasıl sonuçlanacağı konusunda bilgi sahibi değil, herkes endişe içerisinde. Eğitim yapboza döndürülmüş durumda. Yani öylesine paralize olmuş bir durum söz konusu ki bu iktidarın en çok değer verdiği öğrenci kesimi olan İmam Hatipliler bile bu iktidarın mağduru durumuna düşmüş vaziyetteler. Çünkü çocuklarımız, İmam Hatipler'de okuyan çocuklarımız ne yazık ki üniversiteye geçiş sınavlarında %17'lik bir oranı ancak tutturabiliyorlar. Başarısız bir sonuç olduğunu hepimiz görüyoruz. Dolayısıyla mağdur etmediği kesim yok ama en büyük mağduriyeti de öğrenciler yaşıyor bu iktidar döneminde. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Yarın sizin de hatırlattığınız gibi, tabii yarın da 11-12 olmadı, evet, LGS sınavı var. Önce bütün öğrencilerimize, yarın sınava girecek bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Anne babalarına da hem sabır, hem metanet, hem de başarılı çocuklarının başarılarını paylaşma zevkine kavuşmalarını diliyorum. Yarın inşallah başarılı bir sınav geçirir bütün çocuklarımız, evlatlarımız. Tabii
Bir taraftan seçim kampanyası devam ediyor. Şunu yaptık. Hem Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem de hepimizin Cumhurbaşkanı olacak 81 milyonun Cumhurbaşkanı adayı Sayın Muharrem İnce bir taraftan başarılar dilerken kampanyayı da özellikle sınav döneminde yarın sınav bitinceye kadar sesli propaganda yapılmasını yasakladık. Bütün örgütlerimize çağrıda bulunduk. Seçim otobüslerimiz müzik çalmayacak. Seçim bürolarında müzik çalınmayacak. Otobüsler gezmeyecek. Çocuklarımız huzur içerisinde yarın sınavlarına girsinler. Çünkü zaten bu iktidar çocuklarımızın geleceğiyle, eğitim sistemiyle oynaya oynaya yeterince huzurlarını kaçırdı. 24 Haziran'dan sonra herkes huzur bulacak ama yarın hiç olmazsa huzurla sınavlara girebilsinler diyoruz. En büyük dileğimiz o. Tabii bu vesileyle de duymayan arkadaşlar da duysun yarın seçim propagandasını. Herkesin aynı hassasiyeti göstermesini bekliyoruz. Tabii Türkiye 5 temel problemi biraz önce sayarken en önemli bir tanesi de bunun eğitim olduğunu söylemiştik. 16 yıldır AK Parti iktidarda, 16 yılda 14 kez sistem değişti. Böyle bir şey olmaz. Bakın, kurucu babalarımız diyoruz ya, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onunla beraber İsmet Paşa, diğer Kuvayi Milliye kahramanları, Cumhuriyeti kuran kahramanlar. Daha Kurtuluş Savaşı yıllarında, en sancılı dönemlerde Mustafa Kemal Atatürk cepheye gidecektir. İlk 1. Milli Eğitim Şurası'nın toplanacağı günler. Şura hazırlıkları yapılır. Atatürk cepheye gidecektir. Çok kritik günlerden geçer ülke. Kurmayları Mustafa Kemal Atatürk'e der ki, paşam herhalde şurayı iptal edeceğiz. Cepheye gidiyorsunuz. Sancılı bir dönem. Neden der? Neden? Tam tersine. Asıl savaş şimdi verilecek savaştır. Şurayı iptal etmiyoruz. Hem cepheye gideceğim hem de Milli Eğitim Şurası'na katılıp konuşma yapacağım der. Orada söylediği söz çok önemlidir. Biz düşmanı cephede yeneceğiz. Zaferi kazanacağız. Ama asıl savaşımız cehaletle yapacağımız savaştır. Ve cehaletle olan savaşı eğitimle yeneceğiz der. Ve Cumhuriyeti kuran o kadrolar ilk işleri kolları sıvadıklarında yeni, çağdaş, aklı ve bilimi ön plana çıkaran laik bilimsel eğitimi yerleştirmek olmuştur. Cehaletle kavgayı veren o kadro bütün çabalara rağmen bize öyle bir güçlü miras bırakmışlar ki cehaleti hakim kılmak isteyenlerin 16 yıllık çabalarına rağmen bu sevda hala devam ediyor. Yıkamadılar, yıkamayacaklar. Şimdi eğitimle ilgili 16 yılda 14 kez müfredatı değiştirdiler. İlk bölümde siz söylemiştiniz. Sınav sisteminin değişeceğini Milli Eğitim Bakanı, evet, sınavların kalkacağını televizyondan, evet, öğreniyor. Başka bir şey daha var. Yardımcı doçentliğin kalktığını, kalkacağını YÖK Başkanı, o da televizyondan öğreniyor. Bu tipik tek adam rejiminin özelliği. Tek adam rejimi. Aklına esiyor, yanındaki birisi geliyor bir şey söylüyor, fiştekliyor, şu şöyle olsun diyor, kendi kafasına göre bir sistem yaratmaya çalışıyor. Eğer eğitimle ilgili önümüzdeki süreçte ciddi adımlar atıp bu gerici, çağ dışı, aklı ve bilimi devre dışı bırakan, sorgulama yeteneğini yok sayan, tek tip insan yaratmaya yönelik bu eğitim sistemini ortadan kaldıramazsak, Türkiye ne demokrasiyi inşa edebilir, ne ekonomisiyle ilgili önemli reform adımlarını atabilir,
ne güçlü bir Türkiye yaratabiliriz, ne toplumsal barışı inşa edebiliriz, ne yeniden kuruluşun temellerini atabiliriz. Onun için 25 Haziran sabahı Cumhuriyet Halk Partisi iktidar Muharrem İnce Cumhurbaşkanı olacak. İlk atacağımız adım eğitim reformu. Eğitim her şeyden önce tek tip insan yaratma projesine karşı demokratik, özgür, birey olma projesinin bir ifadesidir. Bakın bu iktidar, iktidara geldiği günden bu yana bir yaşam tarzı dayatmaya başlıyor. Bu arada bugün 1 Haziran, yaşam tarzı dayatmasına karşı çok önemli bir itirazın yükseldiği Gezi direnişinin yıl dönümündeyiz. Bu halk biz bu elbiseyi giymeyeceğiz diyor. Bu gençlik biz bu elbiseyi giymeyeceğiz dedi. Bu gençliğe biçilen bu elbiseyi giydirmemenin, onu reddeden bu gençliğe yakışan elbiseyi giydirmenin yolu eğitim reformundan geçiyor. Ne yapacağımızı biliyoruz. Bir kere bu sistemden öğrenciler şikayetçi, öğretmenler şikayetçi, veliler şikayetçi, hiç sıkılmıyorlar. Bu sistemin sorumlusu olan Milli Eğitim Bakanı da şikayetçi. Ya yaratan sensin, bu problemi yaratan sensin, o da şikayetçi. Çözmek durumunda olan, çözmekle sorumlu olan da. Temel eğitimi seçim bildirgesinde de söyledik. 13 yıllık temel eğitimi yerleştirmek zorundayız. Bir yıl okul öncesi eğitim. Onun üzerine 8 yıl, ondan sonra 4 yıl. Toplam 13 yıllık temel eğitimle. Eğitim parasız olacak. Hiç kimse ekonomik durumuna bakarak eşitsiz, farklılaştırılmış eğitime mahkum olmayacak. Eğitimde zenginle yoksul çocuk ayrımı olmayacak. Okullarda devlet okula gönderilen öğrencinin hem anasıdır hem babasıdır. Okula giden çocuğumun beslenme sepetindeki bir kuru ekmek öbür çocuğun beslenme sepetindeki yumurtaya gözü takılır, gözü kalır diye ana baba düşünmeyecek. Devlet sabah kahvaltısını da verecek, öğlen sıcak yemeğini de verecek, analar da üzülmeyecek, çocuklar da üzülmeyecek. Milli eğitimden sorumlu olan bakanın itiraf ettiğinin aksine bizim çocuklarımız %10 nitelikli okul, %90 niteliksiz okula mahkum olmayı hak etmiyor. Bizim iktidarımızda okulların %100'ü nitelikli olacak, %100 nitelikli eğitim olacak. Bu çok açık. Sen kendi çocuklarını nitelikli okullara göndereceksin. Vatandaşın çocuğuna gelince %90 niteliksiz okul. Kimseye tek tip okul dayatması yapılmayacak. Okulun adı ister imam hatip olsun, ister başka bir şey olsun. Aileler istedikleri okulu seçebilme hakkına sahip olacaklar. Okul, eğitim bizde sadece çocuğun geleceğini kurtarma aracı değildir. Eğitim bir, çocuğun geleceğini kurtarır. İki, ailenin geleceğini kurtarır. Üç, ülkenin geleceğini kurtarır. Biz ülkenin geleceğini kurtarmaya talipsek eğitim sistemini yeniden ele alacağız. Bu anlayışın okullarda kökünden silip atıp çağdaş, Atatürkçü, demokratik, özgürlükçü bir eğitim müfredatını yerleştireceğiz. Çocuklar sistemin kobayı olmayacak. Bugünkü eğitim sisteminde, sistem yok zaten, eğitim uygulamasında demek belki daha doğru, iktidarın daha ötesinde Erdoğan'ın
ideolojik angajmanlarının kurbanı olan çocuklarımızla karşı karşıyayız. Eğitim sistemi bu iktidarın ideolojik bagajının ambargosu altındadır. Tarihi tren istasyonlarında satılan ucuz mecmualardan öğrendikleri fesli delinin anlattıklarıyla çocuklarımıza anlatmaya çalışıyorlar. Kendi tarihimizi. Bir yalancı tarihi aktarmaya çalışıyorlar. Evrensel bilimin kabul ettiği bütün temel teorileri okul kitaplarından çıkardılar. Halbuki Cumhuriyet'in kuruluşunda dünya ile rekabet edebilmenin birinci koşulu güçlü ekonomi kurabilmenin, güçlü bir ülke yaratabilmenin birinci koşulu sorgulayan, yargılayan, akıl ve bilimle geleceği kuracak nesiller yetiştirmekti. Onun için Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli sözlerinden birisi öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır sözüydü. Ben öğretmen kısmını öğretmenlikten gelen Sayın Engin Altay'a bırakacağım ama kısa bir iki cümleyle öğretmenlik mesleğini yeniden itibar edilen bir meslek haline getireceğiz diyeceğim. Burada virgülü koyacağım, devamını Engin Bey o kadar anlatırsam artık ona haksızlık etmiş olurum. Öğretmenliği o anlatacak çünkü öğretmenlerle ilgili gerçekten o esaslı adımları atmadan eğitim sistemini tek başına değiştirebilmemiz mümkün değil deyip burada keseyim. Teşekkürler. Sayın Engin Altay, bu konuda size söz vereceğim ama daha önce hem sayın seyircilerimize ve kamuoyuna bir bilgi sunalım, onu paylaşmak istiyorum. Hem de bu sorunu nasıl aşabiliriz, sizin de desteğinizi ve yardımınızı rica ediyorum. O da şu, biliyorsunuz Antalya'da en az 20 bin kişi önünde Sayın Muharrem İnce ile bir halk arenası gerçekleştirdik. Ve bu benim 50 yıllık televizyonculuk hayatımda, yani televizyonun kuruluşundan beri varım ben Türkiye'de, bir benzeri olmayan bir ilktir. Bir ilktir. Şimdi hedefimiz Sayın Muharrem İnce ile 100 bin kişilik bir meydanda 100 bin kişinin katılımıyla seçimlere yakın bir tarihte bir halk arenası daha gerçekleştirmek. Bu da yanılmıyorsam Guinness Rekorlar kitabına girebilecek bir seyirci rakamını ifade edecek. Gündoğdu da mı olsun? Gündoğdu da Sayın İnce yapacak, merak etmeyin. Gündoğdu, İzmir Gündoğdu meydanında, Gündoğdu meydanında istiyorlar. Hatta bana mesaj çekmişler, ben Twitter'da bu konuyu paylaşınca Gündoğdu'ya gelin 1 milyon insan seyretsin diye, katılsın diye. Valla iyi olur, iyi olur. İyi olur tabii. Yani ne kadar çok sayıda seyircimiz orada olursa biz o kadar seviniriz. Ve başımızın üstünde hepsinin ayrı ayrı yeri olur. Fakat Dikili'de yapmayı düşündüğümüz ayın 15'inde, Haziran 15'inde bayramın birinci gecesi oluyor. Eski koşullarda ben bayramın birinci gecesi program yapmazdım. Haber programı yapılmaz. Çünkü insanlar eğlenmek isterler. Ama biz bu süreçte, bu rejimin kaderinin oylanacağı süreçte tatil, bayram, eğlenceyi bir kenara bıraktık ve Dikili'de o gece bir program yapmayı düşündük. Konuklarımız da Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekillerinden Sayın Özgür Özel, İyi Parti kurucularından Kardak Kahramanı Sayın Ali Türkşen ve Dikilili olduğu için değerli Gökmen Ulu kardeşimiz olacaktı. Ancak ilçe seçim kurulu Atatürkçü Düşünce Derneği'nin girişimiyle yaptığımız bu başvuruyu reddetti. Ve böyle bir kültür programı olamayacağı gibi demokratik anlayışla hiç bağdaşmayan, çok çağdaş hukuk devleti anlayışıyla taban tabana zıt
bir karar aldı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yönetimi tekrar bir başvuruda bulundu. Pazartesi günü nihai değerlendirme yapılacak. Biz de o akşam, sizler de gelirseniz çok seviniriz. Dikili'de en az 10 bin seyircimizin olacağını düşünüyoruz. Atatürk Meydanı'na bekleriz. Olmadı, demokrasilerde çareler tükenmez. Biz demokrasi arayışımızı terk etmeyiz, asla vazgeçmeyiz demokrasi sevdamızdan. Bir başka ilçemizde yaparız, bir çare buluruz yani. Siz bunu bir defa nasıl değerlendiriyorsunuz? İkincisi eğitim tabii ki fevkalade önemli. Bir öğretmen olarak, öğretmen kökenli bir siyasetçi, hem de çok deneyimli bir siyasetçi olarak neler söyleyeceksiniz? Evet, şimdi tarihi arena maalesef, yani İzmir bakımından maalesef İstanbul'da olacak. Ama İzmir'in şöyle bir hakkı var. Sayın müstakbel Cumhurbaşkanımız 21 Haziran Perşembe günü Gündoğdu'da. Bana 21 Haziran. Evet. Hatta biz kendisiyle efendim Menderes'ten başlayıp Çiğli'de biten işte Ödemiş, Kemalpaşa, Bergama, Ala, Menemen turları, ilçe ziyaretleri sırasında Engin göreceksin dedi. İzmir mitingi İstanbul'dan kalabalık olacak dedi. Ben de dedim ki olmaz. Olmaz, İstanbul İzmir'den daha büyük. İzmirlilerin genetiğine yerleşmiş olan Cumhuriyet, Vatan, Bayrak, Özgürlük sevdası artık senin adaylığınla İstanbul'da herkese de, herkesin içindeki böceği de ateşledi, canlandırdı. Bakalım, bir aramızda öyle bir tatlı şey var. O diyor ki Gündoğdu daha kalabalık olacak. Ben diyorum ki İstanbul muhtemelen Maltepe daha kalabalık olacak. Bunu yaşayıp göreceğiz. Ama canım, herkes taş olsun da baş yarsın. Bunu göreceğiz. Ama bir şey de gördüm, bu demin saydığım 7 ilçedeki ziyaretlerde bazı yerlerde nutkum tutuldu, bazı yerlerde gözüm yaşardı. Çünkü o 7 ilçenin hiçbirine taşıma yapmadık Uğur Bey. Ve İzmir'in daha çok çok merkezinde olmayan ilçeler olmasına rağmen her birinde bir büyük il mitingi yaptık. Bir büyük il mitingi. Bu tabii Sayın İnce'ye olan ilgi, güven, sempati ve teveccühün dışında İzmirliler demokrasiye en aşık, demokrasisiz yapamaz diye bir il söyle deseler İzmir'i önce söyleriz şüphesiz. Yani o bakımdan İzmir demokrasiye yönelik tahribat herkese biraz refleksiyon açır ama İzmirli'yi çıldırtır. İzmirli özgürlüğüne düşkündür, ben bunu biliyorum. Hele hele Atatürk devrimlerine, ilke ve prensiplerine yönelik bir yan bakış İzmirli'yi çileden çıkarmaya yeter, onu da biliyorum. Ama içiniz rahat olsun. Ben hep şunu söylüyorum, bu 16 yılda biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kurucu babamızı, kurucu liderimizi, partimizin de kurucu lideri olduğu için söylüyorum. Ama bunu derken Cumhuriyet Atatürk'ü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir değeri olarak söylersek yanlış yaparız. Atatürk 81 milyonun değeridir. Bizim gerçek anlamda bir öğretmen olarak da kendimi de eleştirebilirim. Atatürk'ün gerçek değerini biz öğretemedik belki tam anlamıyla ama sağ olsun AK Parti aslında bu 16 yıllık icraatlarıyla yandaş medyanın Muharrem İnce'yi millete tanıtması ve sevdirmesi gibi Atatürk'ün değerini ve kıymetini daha iyi anlamasını sağladı. Bunu derken hiç şüphesiz ben hep şunu söyleyen de biriyim. Atatürk'ün posterlerine, heykellerine sırtımızı dayayarak Atatürkçülük yapmak yerine onun düşüncesine, felsefesine, bize bıraktığı ideolojik anlayış ve perspektife sırtımızı dayayıp Türkiye'yi onun arzu ettiği noktaya taşımak da hepimizin birinci derecede görevi. Dikili'deki o mesele kesinlikle hukukla bağdaşmayan bir mesele. AK Parti'nin adayı ya da AK Partili bir siyasetçi bir televizyon kanalında kapalı ya da açık, bahçede ya da içeride televizyon programı yaparken size seçim kurulunun böyle bir engelleme yapması
Türkiye'de artık devletin, yargının ne kadar tefessüh ettiğinin çok bariz yeni bir göstergesi. Kraldan çok kralcılığın aslında prim yapmıyor ama yaptığını zanneden işgüzar ve dangalak yöneticilerin, hakim bile olsalar aynı şeyi söylerim, fitursuz bir yaklaşımıdır. Bana göre keşke hiç direkt o dinlemeden o yayın yapılabilseydi. Bakırköy İstanbul'da yapılacak arena, Sayın İnce'nin katılacağı arena birkaç bakımdan önem taşıyacak. Ertesi gün son ve büyük mitingimizi İstanbul'da yapacağız. Tabii Sayın İnce aslında, şimdi ben söyleyeyim onun adına, yani kızabilir bana ama tarihi konuşmasını da orada yapacak. Şüphesiz İzmir'deki konuşması da o tarihi konuşmanın bir alt zeminini, altyapısını oluşturacak ama son sözünü orada söyleyecek. Dolayısıyla ondan önceki arena programında da yine orayı besleyecek. Türkiye'ye son sözlerini artık seçime 2 gün kala söylemiş olacak. Bu bakımdan bu süreçte bu İzmir mitingimiz olsun, İstanbul mitingimiz olsun, onun öncesinde yapacağımız arena çok kıymetli ve önemli. Ama bir o kadar kıymetli ve önemli olan bir şey var. Ben bizim CHP'lilerde özellikle ve Muharrem İnce'ye inanan vatanseverlerde Türkiye'nin, milletin ayrışmamasını isteyen, 1000 yıllık kardeşliğin bu topraklarda sürmesini ve yürümesini isteyen insanlarda biraz kendimize de kızıyorum, biraz rehavet görmeye başladı. Tamam, bu iş oldu bitti. Böyle düşünmemek lazım. Böyle düşünmemek lazım. Hepimizin biraz daha fazla yoğunlaşması lazım bu işe. Eğitime girmeden şunu da söyleyeyim. Bu sarayla başlayacağız. Sayın İnce de söylüyor, bizler de söylüyoruz. Hakikaten büyük bir savurganlık var. İlhan Kesici'nin Türkiye'yi ekonomik olarak, Türkiye ekonomisiyle ilgili yaptığı uyarılar doğru şüphesiz. Ama Türkiye'yi bu noktaya, ekonomide bu noktaya getiren bir sorumlu var orta yerde. Ve o sorumlunun şimdi bu 24 Haziran'da bu milletle bir hesaplaşma zamanı. Ayrıca var. İlhan Kesici Bey o çarpıcı analizi yaparken buradan nasıl çıkılacağını da bir uzman bakış açısıyla ve bir yurtseverlik duygusuyla kaleme almış. Onun formülü de var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde mevcut ekonomik yanlışlıkları eleştiren uzmanlar aynı zamanda bunun çözümünü, yani sağlıklı gidişin reçetesini de yazabilecek bilgi ve birikime sahipler. Yani ekonomi aslında işin özü şu. Yani evden pay biçin, evin, ailenizin ekonomi, gelir kaleminiz var. Bu gelir kalemi tek olabilir, 2 tane olabilir, bilemediniz 3 tane olur. Bir de gider kalemleriniz var. Bu gelirle gider kalemlerinizi dengeleyip ortaya biraz da tasarruf yapmak zorundasınız. Tasarruf yapmazsanız yazın dinlenmeye, tatile gidemezsiniz. Bu gelir ve gider kalemlerini doğru ayarlayamaz. Yani 3 geliriniz varken 8 harcarsanız ya da ekmek, et almak yerine gidip mücevher alırsanız aç kalırsınız. Türkiye'nin içinde bulunduğu halde budur. Tabii ki ekonomistlerin bu konuda reçeteleri olur. Ama Sayın İnce'nin de kamuoyuyla paylaştığı önemli ekonomik öngörmeler, öngörüler var. Biz sadece şikayet etmiyoruz ki. Aslında Sayın İnce'nin kampanyası ve Sayın Genel Başkanımızın kampanyasına baktığımız zaman şikayetten çok bir vizyon belgesi ortaya koyuyoruz. Hayatın her alanında ve toplumun her kesimi için Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığında işte çiftçiler için şöyle bir Türkiye, öğrenciler için böyle bir Türkiye, emekliler için şöyle bir Türkiye, küçük esnaf için böyle, sanayici için böyle. Her yerde söylediğim bir şey var. AK Parti'nin 16 yıllık iktidarının 12-13 yılında küçük esnaf, işçi, çiftçi, dar gelirli, dul, yetim, ev kadını, herkes ağladı. Herkes müştekiydi. Bakın, bunları götürecek iş asıl orası. Şimdi son 2 yıldır patronlar ağlıyor. Holdingler ağlıyor. Siz eğitime de buradan girmiş olalım. Türkiye niye bu halde? Türkiye şunun için bu halde. Bütün birikimini, kazanımını, yani bütün parayı betona gömerseniz, dev kuleler dikerseniz, harfiyata, hafriyata harcarsanız böyle olur. Betona gömdüğü parayı Türkiye eğitime harcasaydı şimdi Türkiye'de kişi başına milli gelir 30 bin dolar olurdu. İşte CHP bunu yapacak. Muharrem İnce'nin en öncelikli projeksiyonundan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en öncelikli hedeflerinin başında bu geliyor. Sayın Tezcan söyledi. Türkiye'nin sorunlarını 5 sütun içinde, Sayın İnce de söylüyor, çözeceğiz. Bu 5 temel sorunun birisi ve en önemlisi eğitim. O halmiş.
kaldırırız bir kararname, el olur biter. O halin yarattığı tahribatı Cumhuriyet Halk Partisi bir yılda temizler. Dış politikadaki yanlışları, Türkiye'de, bölgede ve dünyada barışa verilen zarar ve tahribatı, Türkiye içinde toplumun, dünya milletler ailesi içindeki milletler arası itişin, kakışın, kavganın, ötekileşmenin, kutuplaşmanın sorunlarını çözmek 1-2 yılımız alır. Ama eğitime bugün başlasanız, bugün eğitimin sorunlarını çözmeye başlasanız, en iyimser 15 yıl sonra meyve alacağız. Onun için Türkiye'nin AK Parti dönemindeki eğitim noktasında, eğitim politikası noktasındaki kaybının tamamen tolere edilmesi 40 yıllık bir iştir. Biz, evet, demin bir arkadaşım söyledi, 2002'de Erdoğan Gaziantep'te, İzmit'te, Ankara'da, İstanbul'da demiş idi ki, biz geldiğimizde atanamayan öğretmen kalmayacak. 16 yıldır atanamayan öğretmen sayısı 350 bin oldu. Biz şimdi şunu mu yapaydık? Biz 25 Haziran'da iktidarız, 1 Temmuz'da bütün öğretmenleri sisteme dahil edeceğiz. Yapmadık değil mi? 185 bin kişi dedik. 180. Biraz önce bir değerli, ben 5 yıl atanamamış bir öğretmenim. Benimki biraz farklı. Beni bu çok düşünüyor, siyasi düşünceleri zehirli diye atamadılar. Ben güvenlik soruşturmasından atanmadım. Ama şunu biliyorum. 350 bin öğretmen arkadaşımın ne yaşadığını ben biliyorum. Ben kamyondan tuğla, kiremit, çimento boşaltmış bir adamım. Karpuz boşaltmış bir adamım. Pazarda sergi açıp mal satmış bir adamım. Necla Hanım bilir, Bektaş Ağa pazarında. Evet, ama şimdi şunu dersek samimiyetsiz oluruz. 180 bin hocam, nerede o arkadaşımız? Büyük bir rakam. Büyük bir rakam. Bunu nasıl yapacağımızı da biliyoruz. Öğretmeni atayıp da okulda boş oturtacak halimiz de yok. Bütün bunların planlaması yapıldı. PDR diye bir konu var, psikolojik danışmanlık, rehberlik. Bu konuda belki kimi fazla branşları oraya yönlendireceğiz. 3-5 aylık eğitimlerle, kurs vesaire, hizmetçi eğitimler. Burayı çözeceğiz. 350 binde 189, 185 bini atıyorsak bu büyük bir şeydir. Yani bunun kolaylığı da şu. Bakın, şimdi hep iktidar hakikaten çok Türkiye'de bambaşka bir tablo çiziyor. İktidarın anlattığı Türkiye ile mevcut Türkiye farklı. 922 bin minik yavrumuz okul öncesi eğitim alması gerektiği halde sistem dışında. Yani okul, anaokulunda değil. 482 bin yavrumuz şu anda bir ilk okula gitmesi gerekiyor iken orta yerde yok. Okullarda yok. Sistemin dışında. 249 bin yavrumuz bir ortaokulda eğitim öğretim alıyor olması gerekirken orta yerde yok. Çocuklar yaşıyor, sağ ayakta, hayatta ama sistemde değil. Ve sıkı durun. 1 milyon 166 bin evladımız bir lisede, bu meslek lisesi olur, İmam Hatip lisesi olur, fen lisesi olur, Anadolu lisesi olur. Önemli değil. Bir lisede eğitim, öğretim faaliyeti içinde olması gerekiyorken sistemin dışında. TEOG var, LGS var, bir sürü bu sınav sistemleri o kadar değişti ki bir öğretmen olarak ben yukarıdan aşağı birden hepsinin ismini söyleyemiyorum. Çok değişti çünkü. Bir şey var. Eğitimde. Milli Eğitim Bakanı'na sorsanız o da bilmez. Bilemez. Bilemez. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamadan, eğitime erişimi sağlamadan, güven, nitelik, başarı sorununu tümüyle çözmeden bu sınavları yapmak zorundayız. Adı şu olur, bu olur. Ne zaman ki fırsat eşitliğini ve eğitime erişimi sağlarsınız, yani İstanbul'daki, Beyoğlu'ndaki, Kadıköy'deki bir öğrencimiz ile Ağrı'nın Gödekli köyündeki bir öğrencimiz ilkokulda aynı nitelikteki eğitimi alır ise siz eğitimi çözmüş olursunuz. Dünya eğitimi tanımlarken bilgiye ulaşma dediğinde Türkiye eğitim öğrencide, kişide, bireyde istendik davranış oluşturma diye tanımlıyordu. İşte o istendik de yanlışmış. Şimdi bilgiye ulaşma da geçti. Şimdi en kabul gören tanım aklın özgürleştirilmesidir. Ama Türkiye hala Türkiye'de eğitim nedir hocam diye mikrofon tuttuğunuzda bir ilçe milli eğitim müdürüne, bir il milli eğitim müdürüne,
bir okul müdürüne eğitim öğrencide kimi öğretim faaliyetleriyle istendik davranış oluşturma metodudur der size. Niye? Devlette ehliyet liyakat yok. Yani işimiz çok. Devlette sadakatle okul müdürü olunursa, milli eğitim müdürü olunursa, il müdürü olunursa, müsteşar, genel müdür vesaire olunursa, hatta bakan olunursa, Türkiye 100 yıl sonra da bu sorunları konuşur. Biraz önce söyledim. G20'deyiz. AK Parti ile ilgili bir şey değil. Yani ANAP varken de, Adalet Partisi varken de, CHP, MSP koalisyonu varken de, orayı tam emin değilim. G20 dedik. Ekonomik hacim olarak dünyanın en büyük 20 ekonomisi içindeyiz. Ama gelir dağılımı adaletsizliği bakımından G20'nin yanına uğramayan Finlandiya'da kişi başına yıllık gelir 45 bin dolarken biz 7-8 bini tartışıyoruz. Ama eğitimde ne yapacaksınız derseniz eğitimde fırsat eşitliğini sağlamadan bizim iktidarımızda da bunları konuşuruz. Birincisi o. İkincisi eğitimi AK Parti'nin eğitime verdiği asıl zarar eğitimi bilimsellikten çıkardı. Eğitimi işte dindar ve kindar nesil mesajıyla artık abdest suyunun insan sağlığına faydalarının konuşulduğu bir AK Partili bakanın biz eğitim seviyesi arttıkça AK Parti'nin oyları düşüyor dediği bir ülkede yaşıyorsak bizim bu iktidardan ve bu kafalardan kurtulmamız lazım. Mümkünse o kafaları da adam etmek lazım. Hani Atatürk'e sormuşlar. Paşam bu laiklik ne menem şey demiş. O dönem bir mebus. Demiş ki adam olmaktır, adam olmak demiş. Şimdi mesele bu. O bakımdan ben eğitimle ilgili sabaha kadar konuşurum. Ama bir şey söylüyorum. Bizim hedefimizi Sayın Cumhurbaşkanı adayımız çok güzel özetledi. Dedi ki biz otomobilin kaportasını yapan değil, otomobili robotu yapan da değil, o robotun beynini yapan çocuklar yetiştireceğiz dedi. Budur. Bizim eğitimdeki ana diskurumuz, hedefimiz budur. Evet, sorgulayan, eleştiren, kendini geliştirmek isteyen, teknoloji diyen, iletişim diyen, bilim diyen bir nesile ihtiyaç var. Ama aynı zamanda özgüveni yüksek bir nesile ihtiyacımız var. Ben bir tane evladım var, hiç ders çalış demedim. Ben bir tane evladımın Ankara'da, Kızılay'da meclisten aşağı doğru Sıhhiye'ye doğru inerken özgüveni yüksek bir şekilde o topluma girebilmesini isterim. Bence eğitim konusunda öğrencilerimize yapabileceğimiz önemli işlerden birisi de özgüveninin yüksek olmasıdır. Özgüveni yüksek olan bir birey, genç, gelecekte kendine insani yaşam standartları bakımından kendine gerekli olan bütün maddi imkanlara kavuşur. Özgüveni yüksek değilse, akıl özgür değilse, dogmalarla doldurulmuş bir beyin varsa, bilimsellikten uzaksa, yani Türkiye'de bir üniversite olmadı, iki üniversite üstüne doktora, master da yaptırsanız bir şey olmaz. Yeniliğe, değişime, gelişime açık olacağız. Böyle bir nesil yetiştirmek için devlet, Türkiye ranta değil, üretime artı değere, katma değer yaratan ekonomiye yönelecek bir ve parayı eğitime yatıracak. Parayı betona, hartriyata yatırmayacak. Eğitime yapılan her kuruş Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıllarının geleceğidir. Belki biz kayıp kuşağız. Biz kayıp kuşağız. Bugün Güney Afrika'nın, yani Afrika'nın en geri ülkelerinde kabile devletlerindeki kabile reisleri, krallar, sultanlar bile artık ben yol yaptım bak gördün mü şu kadar, ben köprü yaptım bak gördün mü bu kadar uzun, hatta işte dört ayağı var falan diye konuşmuyor. Bu kabalık, bu görgüsüzlük, bu çağda yol yaptım demek, köprü yaptım diye millete caka satmak, bu artık bu çağın normlarında kabul edilebilir değil. Bu çağda teknolojiyi konuşabilmesi lazım gençlerin.
Bu çağda Sayın İnce'nin dediği gibi biz hala tekstil diyoruz, otomotiv sektörü diyoruz, metalürji diyoruz ama dünyanın petrol şirketleri diyoruz ama bir Microsoft, bir Apple, isim vermek yanlış oldu ama yani bilgisayar devleri küçücük parçalarla senin bir depoyu dolduracak malından daha değerli şeyler üretiyorlar. Ne varsa gelişme, yenileşme teknoloji de var. Bizim artık gençleri böyle basma kalıp, dar, sıkıştırılmış kalıptan çıkmış gibi yetiştirme lüksümüz yok. Ne uğrun olursa olsun onu da söyleyeyim. Efendim şöyle olsun, olmasın kardeşim. Olmasın, eleştirebilsin. Yani Cumhurbaşkanı da eleştirsin, Başbakanı da eleştirsin, annesini de eleştirsin, babasını da eleştirsin. Tabii dangalaklı olmasın ama eleştirsin. Sen sus, sen çocuksun, bitti. Senin aklın ermez, bitti. Şu saatte eve gel, bitti. 18 yaşında özgür bireydir artık o. Beyni, aklı özgürdür. Elbette belli değerler var. Yani Sayın İnce diyor ya, dindar nesile itirazım yok. Benim de yok. Benim de yok. Ama kindar nesil Türkiye'yi ayrıştırır. Yani Erdoğan'ın istediği işte yaşam tarzı üzerinden siyaset, etnik aidiyet üzerinden siyaset, inanç aidiyeti üzerinden siyaset. AK Parti'nin bu üç tarzı Türkiye'de kim ne derse desin bu toplumu bölmüştür. İnsanların kafasında toplum ayrıştırmış, ayrıştırılmıştır. Coğrafi olarak ayrışmanın bir değeri yok. Siz insanların kafasını böldüğünüz anda o Kürt bu Türk, o Alevi bu Sünni, bunun başı açık eteği kısa, bunun başı kapalı üstüne üstelik çarşaf giymiş diye kategorize ettiğiniz anda Türkiye Cumhuriyeti'ne uğurlar olsun. Onun için Sayın İnce diyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı diyor ki, yaşam tarzı üzerinden siyaset, etnik aidiyet üzerinden siyaset, inanç aidiyeti üzerinden siyaset son bulacak. Bin yıllık kardeşlik bir sükse değildir, bir nostalji değildir. Bu toprakların gerçeğidir ve inşallah milletin izni, Allah'ın izniyle bu bin yıllık kardeşliği, ayrışan, kutuplaşan bu milleti yeniden birbirine kaynaştıracağız. Bunun en önemli şartlarından birisi de hiç şüphesi değil. Çok teşekkürler. Şimdi Tuncay Özkan'a sözü vereceğim. Ama sosyal medyadan gelen mesajlara bakıyorum. Şu seçim güvenliği üzerinde ne kadar durulsa o kadar yeridir. Örneğin şöyle bir kaygı var. Eğer sosyal medya üzerinden Millet Ajansı toplumla bilgileri paylaşmak, sandık sonuçlarını, doğru neticeleri paylaşmak gayreti içine girerse, acaba sosyal medyayı bu iktidar olanaklarıyla karartırlar mı? Ya da internet bağlantısı kesilirse ne olur gibi haklı sorular dile getiriliyor. Ayrıca bu seçimlerde Millet İttifakı arasında yer almasa da HDP'nin yapılan anketlerde barajı aşabileceği görülüyor. Ve Güneydoğu'dan gelen bazı seyircilerimizin mesajlarında o gece Yüksek Seçim Kurulu da böyle bir karar aldı. Pek çok sandığa özel harekat eliyle müdahale edileceği, el konulacağı ve böylece seçim sonuçlarının manipüle edilmeye, baraj altında bırakmaya yönelik bir gayretin sergileneceğine dair endişeler dile getiriliyor. Ben bunların hiçbirisinin gerçekleşmemesini diliyorum ve emniyet teşkilatının da böyle bir siyasi amaca hizmet edebileceğini hiç aklıma getirmemeye çalışıyorum. Kaldı ki şu son dönemde AKP iktidarı boyunca alışık olmadığımız davranışlara rastlıyoruz, tanıklık ediyoruz. Örneğin çok sayıda polis son günlerde benimle geliyor, fotoğraf çektiriyor. Kardeşim diyorum, sizin için sakıncalı olmaz mı? Abi zaten yakında değişecek diyorlar. Aman siz yine de kullanmayın bunları falan diyorum. Yok bu sefer tamam abi diyorlar.
Tamam, ben bir emniyet mensubunun çocuğu olduğum için oradan bir yakınlık duyabilirler. Ben hep onların mağduriyetlerini de bugüne kadar savundum. Ve şu iktidarın uygulamalarında en mağdur olan ama omuzlarına da en fazla yük bindirilen teşkilatın sahipsiz polis teşkilatı olduğunu, özlük haklarının zerrece olumlu yönde ilerlemediğini de biliyorum. Tabii Sayın Muharrem İnce 3600 konusunda güvence verince hemen iktidar da o konuya girdi. Projörsüzü diyoruz. Evet, evet, evet. Şimdi bunları nasıl değerlendiriyorsun? Efendim, çok önemli. Birinci kural şu. 81 milyonun oy kullanan 59 milyonu demokratik vicdanın çalınmasına karşı çıkar. Eğer bu iktidar ya da bu iktidarın emrindeki bürokratlar, memurlar milletin oyunu çalmaya kalkarsa o millet o sandıktaki sonucu reddeder. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren şerefli, namuslu, yurtsever vatandaşlarımız, bizim kardeşlerimiz, komşularımız, akrabalarımız, onlar demokratik vicdanın çalınmasına en az bizim kadar karşı dururlar. Buna asla izin vermeyeceklerdir. Birincisi bu. İkincisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir çadır devleti değil. Öyle toplanacaksın, polisi, askeri yığacaksın, orada oy çalacaksın falan. Bunlar korkuyu besleyen şeyler. Bunlara asla, asla rast gelmeyeceğimize inanıyorum. En azından o kanunsuz emri verenlerin suçlu pozisyona düşeceği pek çok şey olur, karşı çıkma olur. Üçüncüsü de biraz önce Bülent Bey çok güzel söyledi. Arkasından Engin Başkan da tamamladı. Yani biz hepimiz namusumuzu, demokratik vicdanımızı onlar çalıp götürürken duracak halimiz yok. Siz duracak mısınız? Sorun bu. Sorun bu. O yüzden bunlar içimizdeki korkuyu dışa vurmak ve büyütmek adına yapılan şeyler. Bunların tedbirleri alınıyor. Biraz önce anlattık. Asla bunlara izin vermeyeceğiz. İkinci şey, Engin Başkan yanılıyor. Şimdi ben, bizim siyasetteki hocamız tabii ama yanılıyor. Biz aramızda birbirimize takılıyoruz hoca ve çekirge diye. Şimdi çekirge, Gündoğdu Meydanı'nda zıplamış bir çekirge. Gündoğdu Meydanı'nda Cumhuriyet mitingi yapmış birisi olarak söylüyorum. İstanbul geçemez diyor. Boynuz kulağa geçer. Ben söyleyeyim. Gündoğdu Meydanı'nda Muharrem İnce çok büyük bir miting yapacak. Çok önemli. Gündoğdu çok Gündoğdu, büyük Gündoğdu Meydanı ama, bakın sakın, bakın çok önemli Gündoğdu Meydanı. Şu açıdan önemli. Türk siyasal tarihinde, demokrasi evet. tarihimizde bütün önemli siyasi değişimler hep İzmir'den başlamıştır. Tabii. Ve bunun da göstergesi İzmir mitingine kendiliğinden katılan yurttaşların azlığı veya çoklu olmuştur. Biz Cumhuriyet mitingi... Taşıma, ben mesela Antalya'da dikkat ettim. Yol boyunca yaklaşık yarım saat gittik otelimizden Muratpaşa'daki Halk Arenası'nın yapılacağı alana. Yol boyunca tek bir otobüs görmedim ben. Yok. Tamamen Antalyalılar doldurmuştu alanı. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Çünkü tarih yazdılar o akşam. Ben Gündoğdu'da da çok büyük merakla bekliyorum o mitingi ve tarihi bir gün olacağına inanıyorum. Hep beraber göreceğiz. İddiaya girmiş olalım, ben kazanacağım ama. İddiayı da beni ortaya koydum. Rakam üzerine mi iddiaya girdiniz? Ben Gündoğdu'daki mitingin, Muharrem İnce mitinginin tarihi büyüklükte bir miting olacağına %100 eminim. Şundan dolayı eminim. İzmir'i tanıyorum ve biliyorum. Kokusunu biliyorum, tadını biliyorum, rengini biliyorum. Ben de katılıyorum. Şimdi eğitimle ilgili olarak da ben dedem köy enstitüsü mezunu öğretmen, ailede herkes öğretmen hemen hemen. Çok üzüntü duyduğum şeyleri bu programda zaman zaman anlatma fırsatım oldu. Eğitim gerçekten hepimiz açısından dramatik bir boyutta. Yani ben öğretmenden şunu duydum. Birleştirilmiş sınıflar, birinci sınıfla dördüncü sınıf birlikte okuyor. Çocuk artık liseyi bitirecek ama okuma yazmayı zor sökmüş sınıfta. Nasıl geçiriyorsun hocam diye sordum. Sözlüde kaldırıyorum. Patlat bir Türkiye evladım diyorum.
elini kulağına atıyor. Çok güzel bir türkü söylüyor. Al onu otur diyorum dedi. Şimdi bu eğitimimizin geldiği noktadır. Ve ben bunu duyduğumda gözümden yaş aktı. Peki bu eğitim nasıl düzelecek? Çok güzel anlattılar. Dün gece bizim İstanbul'da bir gece yarısı mesaimiz oldu. Şimdi size okuyacağım metini Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Kendi elleriyle, yani kendisi oturdu yazdı bize saat gece 3'e kadar. Sabah saat 10.30'a kadar da üzerindeki çalışmaları düzenleyerek size broşür hazırladı. 5 temel konuda. 6 maddeyle o broşüre yazdırdığı, dün gece yazdırdığı konuları sizinle paylaşmak istiyorum. Kısacık bir şey. Bizim vaatlerimizin özeti. Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Genel Başkanımızın kendisinin yazdırdığı vaatleri okuyorum size. 1. Tam gün eğitime geçilecek ve eğitimde fırsat eşitliği sağlanacak. Okul aile birliklerinin okul yönetiminde söz sahibi olması gerçekleşecek. Nitelikli, niteliksiz okul ayrımına son verilecek. Tüm okullar nitelikli olacak. Birinci sözüm. 2. Taşımalı eğitime son verilecek. Nerede öğrenci varsa orada okul ve öğretmen olacak. İlk öğretimde tüm öğrenciler sabah kahvaltısı ve öğle yemeğini okulda arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle birlikte ücretsiz olarak yiyecekler. 3. Öğretmenler meslek yasası çıkacak ve hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında maaş almayacak. Öğretmenler toplumun en saygın kişileri olacak. Bir yıl içinde 180 bin yeni öğretmen atanacak. 4. Tüm organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kurulacak. İş garantili eğitimin önü açılacak. Çocuğum 2 üniversiteyi bitirdi. Okulu bitirdi, işsiz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu son bulacak. Tıpkı köy enstitülerinde olduğu gibi. İş enstitüleri kurulacak. Çocuk okulu bitirdiğinde işi hazır olacak. Söz veriyoruz. 5. Yüksek Öğretim Kurumu kaldırılacak. Yüksek Öğretim Koordinasyon ve Planlama Kurulu kurulacak. Üniversitelerin bilimsel, yönetimsel ve mali özelliği olacak. Üniversite öğrencileri, üniversite yönetimlerinde söz ve karar sahibi olacaklar. Gençler yönetime katılacaklar. 6. 16 yıl içinde çözülemeyen yurt sorunu. Yurt sorunu bir yıl içinde çözülecek. Hiçbir öğrenci yurtsuz kalmayacak. Şimdi bunun adı bir devrim. Bunun adı bir devrim. Bakın, öğretmenler, öğrenciler çok güzel anlattılar. Bir ulusun zenginliği insanlarının eğitimi, eğitilmiş insanlarının çokluğuyla ölçülür. O ulus o kadar zengindir. Biz çok zengin bir ulusuz. Bu ulusun fakirleştirilmesine, çocuklarımızın okullarda zekasının, aklının çalınmasına izin vermeyeceğiz. Bu dönem bitti. Eğitimde siyasetin eli olmayacak. Ne olacak? Öğretmenin eli olacak, bilimin eli olacak, aklın eli olacak. O çocuklar ne yapacak? Muharrem İnce'nin sözüyle bitiriyorum. Göktaşındaki altını, madeni çıkartıp Türkiye'deki işletmede işleyecek. Böyle bir kuşak yetiştirecek. Şimdi tabii sosyal medyada çok büyük bir teveccüh var. Her zaman olduğu gibi trollerin de eksik olmasınlar. İlgileri çok büyük. Onlara teşekkür ediyorum ama arada bir böyle şizofrenik mesajlar gönderenler de çıkmıyor değil. Mesela birisi demiş ki Millet Ajansı dediğin sakın Amerika, İngiltere, Almanya ajansları olmasın. Sonuçta kime uşaklık ettiğiniz belli. Hiçbir zaman Türkiye vatandaşı olmadınız. Bak yavrum. Bak cahil çocuğum. Sen daha ana rahmine düşmeden önce ben bu milletin meselelerini anlatmak için
mafyaların, çetelerin, işte Tuncay Özkan buradadır. Terör örgütlerinin hepsinin hedefi oldum. Ayrıca Oslo'ya gidip İngiliz'in yönettiği masada da ben oturmadım. Tamam mı? Kim oturduysa ona sor. Üçüncüsü, bak, şehitler açıklandı. Kütükler, insanların soy kütükleri açıklandı. Bizim Çanakkale tepelerinde şehidimiz var. Çarpar seni. Tamam mı? Dilini topla. Uğur Bey, bir şey açıklayacağım çok özür dileyerek. Şimdi biliyorsunuz ben cezaevinden çıktıktan sonra 2 sene yurt dışına çıkış yasağım devam etti. O sırada hastalığım çok ilerledi. Bir ceza kaldırıldığı gün Almanya'ya uçtum. Almanya'daki doktor bana dedi ki, ya Tuncay Bey, Uwe Reuter, doçent doktor, bunu bir de şeye gösterin. Yani Amerika'da John Hopkins Hastanesi'nde çok iyi doktorlar var. Bir de onlara gösterin dedi. Yani biz size baktık. Çünkü aynı zamanda karaciğere, pankreasa, böbrek üstüne müdahale ettiler. Salak, bu mesajı atan bazı salaklar FETÖ'cü falan filan diye de suçlamalarda bulunuyorlar. Yani 6 yıl FETÖ'den yattı bana diyorlar. Evet. Tamam dedim. Geldim Amerikan Büyükelçiliğine Ankara'da. Başvurdum. İlk kez anlatıyorum. Dedim ki bana vize verin. Ben Amerika'ya gideceğim işte. Bana vize vermedi Amerikalılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi mensubu bir milletvekiline Amerikalılar vize vermediler. Grup başkan vekilim biliyor. Sayın Genel Başkanım biliyor. Ve Türk Dışişleri Bakanlığı benim Amerika'ya gidişimle ilgili, vize almamla ilgili 1 yıl mücadele etti. 3 kez Amerikan Büyükelçiliğine nota verdiler. Şimdi bu ahmak oradan buraya göya aklı sıra Amerikancı falan filan diye laf atmaya çalışıyor. Tabii bunlara sinirlenmek değil, gülmek gerekiyor. Tabii gülüyoruz. Çünkü canım. Tarih bilgileri de çok kıt. Bu ülkede taş üstüne taş koyanın kölesi oluruz. Yani bizim için bundan önceki yönetimlerde, bugünkü yönetimlerde, bu ülkenin geleceğine uzanan yolculukta, çocuklarımızın umutlu mutlu olması için taş üstüne taş kim koyduysa bizim için şeref abidesi. Onu savunmak da bir gurur. Şimdi Marmaray'ın... Şunu söyler misin? Marmaray'ın... Bir şey daha soracağım. Sayın Bülent Ezcan'la kavga etmişsiniz siz listelerle ilgili olarak. Araya onun için Engin Bey. Yani biraz hakikaten... ben bunu bilinçli yaptım, merak etmeyin, bilinçli tamam efendim. Yaptım. Şimdi efendim... Şunlara bir anlatalım. Tamam efendim, anlatalım. Evet. Marmaray konusu... Rahmetli Bülent Ecevit'in bir projesi. Getiren kişinin adı da Hüseyin Atkın. Japonlarla birlikte projeyi getiren... Amerika'da yaşayan Hüseyin Atkın. Bu konuyu Türkiye'nin gündemine taşıyan iki konuyu... Yani birisi Kanal İstanbul, Hüseyin Atkın ve Sayın Rahmetli Bülent Ecevit. Sayın Ecevit'in İstanbul'la ilgili projelerinin iki önemli ayağı. Marmaray'ın altına tüp geçin. Japonlarla birlikte bu işin resmi gazetede imza altına alınmasıyla Bakanlar Kurulu'nun eseridir. Elbette ki o projeyi bu yönetim tamamlamıştır. Ama kaynağını, başlangıcını, projeyi gerçekleştirenip ekonomik olarak bulanı bir kenara bırakır da sadece o projeyi bitireni alkışlarsanız dünya çok zor gelir insana yani. İkisinden de Allah razı olsun yani, ama temel sorun ikisinden de Allah razı olsun demektir. İkinci şey... İstanbul'un su gereksinimini gideren yani, projeler, Profesör Nurettin Sözen'in projeleri. Bütün projeleri başlatan, çalışmaları yapan, bugün trafik 7 tünel diye açtıkları şey Nurettin Hoca. Bütün su sorunu çözen Nurettin Hoca. O yüzden kim başlatıyor, kim bitiriyorsa saygıyla ama. Gayet tabii. Onlara, bir tuğla üzerine tuğla koyarsa aynen. Bizim için mukaddestir. Şimdi efendim Bülent Bey'le ilgili konuya gelince... Ben bunu söylerken hem utanıyorum, şöyle utanıyorum. Yani Bülent Bey bizim karanlık günlerimizin dostu. Bülent Bey, biz Ergenekon davasında içeride bulunurken bizi ziyarete gelen, bizim mücadelemizi dışarıda bayrak gibi dalgalandıran ve bizim dışarı çıkıp özgür kalmamız için politik mücadelenin ötesine geçerek kendi varlığını ortaya koyan milletvekili arkadaşlarımızdan biri.
Söyledim, hep söylüyorum. Benim ona gülden ağır söylemem mümkün değildir. Yani hem Sayın Başkanımın, Engin Altay'ın, hem Bülent Bey'in, siz defalarca gelerek, ama iki politik arkada politikacı arkadaşımın, Bülent Bey'in benim karar duruşması açıklanırken arkada görüntüler yayınlandı. Bülent Bey orada oturuyor. Ama sadece o gün gelen bir insan değil. Orada sadece benim kızımla yan yana oturan bir insan değil. Engin Özkoç vekilimizle Bülent Bey arasında duruyor Nazlıca orada. Bülent Bey her aşamada bulunan ve bu Ergenekon belasını topluma duyurabilmek için Adana'da ilk mitingleri başlatan kişi. Şimdi bizim aramızda söylendiği, iddia edilen şey, sizi temin ederim, hiç olmayan bir şey. Şimdi hiç olmayan bir şeyi anlatmak kadar zor bir şey de yok yani. Tekrar ediyorum, benim ona gülden ağır söylemem mümkün değil. O da bana bugüne kadar hiç bir şey söylemedi yani. Ve biz birbirimizle ilgili olarak değil böyle bir şey. Yan gözle bile bakmadık yani. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi ne zannediyorlarsa kendilerinde herhalde öyle alınıyor, veriliyor. Tabii biz bu projenin yazarını, oyuncusunu, kimlerin sahneye koyduğunu, niçin koyduğunu biliyoruz. Kirli siyaset oyunları bunlar. Kampanyalarını böyle yürütecekler ama bize tutmaz. Neden tutmaz? Biz iki eski dostuz. Bizim birbirimize gülden ağır söylemişliğimiz yok. Yani böyle şeyler çok ayıp şeyler. Biz bunları konuşmuyoruz. Kıskananlar bile çatlasın. Aynen öyle, kıskananlar çatlasın. Yalnız Tuncay, sana televizyonculuk hayatının kapısını açan, evet, bir meslek, siz bizim hocamızsınız, olarak sitem ediyorum. Ayrıca teessüf ediyorum. Ben İzmir listesine Sayın Kani Beko'yu, Mehmet Ali Çelebi'yi ve Atilla Sertel'i yerleştirirken beni sayfaya unuttun. Sen birdenbire birinci sıraya geldin. Beni de düşünebiliyor musunuz? İşte İzmir İl Başkanı, Sayın Başkanı burada. Ben İzmir İl binası nerededir? Bülent Bey, siz buradasınız. Siz Sayın Genel Başkan Yardımcısı buradasınız Engin Bey. Ben Allah aşkınıza birinize herhangi bir kişi hakkında en ufak bir ricada bulundum mu? Hayır, hayır. Zinhar. Lütfen eğer bulunduysam Allah aşkına söyleyin. Hiçbir biçimde sizden küçücük bir referans dahi gelmedi. Ricanın asla ötesinde. Gelmez. Çünkü bu işlere karışmadığınızı çok iyi bilirim. Hani arasanız arardınız, en azından arayabilirsiniz. Telefonumuz var ama benim için neden aramadınız? Yani, evet hocam. Ya yapılır mı bu? Sen de birinciye gelecek misin? Bana hiç söylemedin kardeşim ya. Düşünün, bu kadar iftirayı hiç çekinmeden atan insanlar. 2010 referandumunda ben 2016'dan önceki referandumda, anayasa referandumu, yine yaz ayına getirdiler. Niçin getirdiklerini biliyoruz. İşte şezlongda yatmayın falan dedim diye beni Photoshop'la haşama giydirmişler. Haşama. Ve bir şezlongda yatıyor göstermişi alacaklar. Ya komik aslında. Yani bu kadar komik duruma düşmeyi göze alabilen maalesef reziller. Zavallı. Onun için bunlara gülüp geçmek lazım ama zavallı, bazen de cevap vermediğin takdirde sanki kabul ediyormuşum gibi oluyor. Onun için Bülent Bey size teşekkür ederim. Hani bu fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ederim. Ben sadece ikimiziz bu haksızlığa maruz kalan diye düşünüyordum. Siz de aynı şey. Şimdi tabii buna ne denir bilemiyorum. Külliyen yalan. Baştan sona palavra. Hani şöyle bir şey olur anlarım. Bir tartışma yaşarsınız. Evet. O tartışmayı dilden dile anlatırken biri bir katar, öbürü bir katar, abartırlar. Böyle bir tartışma dahi yaşamadık. Yani ne o gece ne öncesinde biz Tuncay Özkan'la birbirimize destek olmaktan başka hiçbir şey yapmadık. Hiç tartışması bile olmayan bir şeyi masa başında böyle bir yalanı üretmek, ondan sonra da bunu servis etmek nasıl bir gazeteciliktir? Buna gazetecilik herhalde denmez. Bu palavracılık, şarlatanlıktan başka bir şey değil. Gazeteciliğin yani yüz karası. Tek şey şarlatanlık. Başka hiçbir şey değil. Kesinlikle evet, böyle bir şey olmadı. Olmaz da zaten. Böyle bir şey olur mu? Bir de hani
Tuncay Özkan da İzmir'e yakışıyor yani. Çok canlı. Şimdi söyleyeceklerim tamamen gerçektir. Biraz önce ironi yaptık. Ben de hakikaten bir İzmirli olarak çok sevindim Tuncay. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok, çok yakışıyorsun. Ben de sizi Bülent çok seviyorum. Bey, yine sizinle biz kapatalım. Şimdi yalnız benim bir isteğim var. Buyur. Burada size bir görev düşüyor. Siyasete. Estağfurullah. Yani siz belki siyasetçilerden bir şey istemiyorsunuz ama siyasetçinin sizden bir talebi var. Şimdi siz bizim mesleğimizin duayenisiniz. Televizyonculuğu biz sizden öğrendik. Öyle geliyoruz. Şimdi sizin o eski günlerin demokratik havasını yaşatacak bir son atak yapmanız lazım seçim sırasında. İşte 100 yani, bin seyirci önünde yani yapacağız. Yani bütün cumhurbaşkanı adaylarını çağırın. Bir açık oturuma çağırıp. O halde buradan masa... çağrıyı yapalım. Tabii. Buradan o çağrıyı yapalım. Size yakışır. Tabii. Son toplantıyı da siz yapmıştınız. Sayın Deniz Baykal, Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Evet. O son toplantıyı da sizinle birlikte yapmışlardı. Evet. Ve Türk demokrasisinde ondan sonra bir daha bir araya gelinmedi. Siz çağrıyı yaparsınız. Herkes masanın etrafına toplanır. Yani. Gelenler demokratik terbiyenin ve halka hesap verebilirliğin ölçüsünü oluştururlar. Gelmeyenlerin de keyfi bilir. Bence size yakışır. Bu buradan bütün kalbimle demokrasiye gönül vermiş bir yurtsever, bir Türkiye sevdalısı olarak bu çağrıyı yapmaktan fevkalade mutluluk duyuyorum. En başta Sayın Cumhurbaşkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Sayın Tayyip Erdoğan ve şu anda Cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere katılma hakkını kazanan tüm adayları bir halk arenası platformunda ele güne işte Türkiye'de demokratik tartışma ortamı vardır diyebilmek açısından davet ediyorum ve bütün mesleki geçmişimi 50 yıllık yarım asırlık birikimimi teminat olarak ortaya koyuyorum. Gelin, gelin bu büyük buluşmayı gerçekleştirelim ve halkımız da seyretsin, sabaha kadar gerekirse tartışalım ve Türkiye'nin sorunları hakkında kim ne düşünüyorsa açıkça halkla, kamuoyuyla paylaşsın ve milli irade ondan sonra tecelli etsin. Son sözü ben Sayın Tezcan'a vermek istiyorum. Sayın Tezcan, 16 yıllık bir iktidar olma süreci tabii ki bazı değişimler, farklı bakış açıları iktidar mensuplarında yaratır. Çünkü sürekli iktidarda kalıyoruz düşüncesi bazen yapılmaması gereken davranışların ortaya çıkmasına da neden olabilir. Açıkçası bu iktidarın son döneminde tepeden başlayarak aşağılara kadar bir kibirli davranma alışkanlığı peydah oldu. Dün Fındıklı'da, Rize Fındıklı'da Ekonomi Bakanı Sayın Zeybekçi ile belediye başkanı esnafı ziyaret ediyorlar ve bir esnafa nasılsın diye sorunca Fındıklı belediye başkanı iyi değiliz cevabını alıyor ve bunun üzerine terbiyesizlik yapma diyor. Şimdi ben buna fevkalade üzüldüm. Ondan sonra da belediye zabıtalarını gönderiyor, sana her gün ceza yazdıracağım diyor. Şimdi Fındıklı referandumda hayır oyu çıkan tek Rize ilçesi. Bu esnaf da muhalif olabilir. Ve belediye başkanı da bunu biliyor olabilir. Madem böyle bir reaksiyon gösterebileceğini düşünüyorsun, cezalandırılmaya aday bir esnaf olarak da, o halde niçin muhatap oluyorsun ve nasılsın diye soruyorsun. Öyle değil mi? Evet. O yurttaşın da bir cevap verme hakkı var. Beğenmeyebilirsiniz ama sizi eleştirme hakkına yurttaşın saygıyla yaklaşmanız gerekir. Yanlış mı düşünüyorum? Çok doğru. Aslına bakarsanız Sayın Dündar, bu yaşanan tablo sadece Fındıklı'da yaşanan o ana özgü bir olayı ifade etmiyor. Bu 2018 yılındaki Türkiye'nin özeti. Bu AK Parti'nin 16 yıllık iktidarı sonunda yarattığı Türkiye'nin özeti.
bu tam da 24 Haziran'da değiştirmemiz gereken anlayışın, yönetim anlayışının, sistemin neden değişmesi gerektiğinin çok açık ifadesi ve açıklaması. Uzun uzun anlatmaya gerek yok. O tabloyu, o vatandaşa yapılan muameleyi, o tepeden bakan, hakir gören ve kendi saltanatları dışında hiç kimseye tahammül etmeyen, edemeyen bir iktidar anlayışının artık ömrü tükenmiş demektir. Bunun işareti. Hani çok güzel bir söz vardır. Saltanatın artsın, zulmün artsın, zulmün artsın ki gidesin diye. Bilin ki zulüm ne kadar artmışsa gitme zamanı o kadar yaklaşmıştır. O yüzden 24 Haziran günü bu sıkıntıların biteceği gündür. Bu anlayışın gideceği gündür. Son cümlem. Son cümlem. Geldikleri yeri unuttular. Söyledikleri sözleri unuttular. Şimdi unuttukları halkın kendilerini sandıkta unutmayıp kendi ikbal ve istikballerini sürdüreceğini sanıyorlar. Halk kendisini unutanı 24 Haziran'da nasıl unuttuğunu ve unutacağını gösterecek. Unutun bunları, unutun bunları, unutun bunları. Sevgili Karşıyakalılar, hemen belirteyim. Haftaya Millet İttifakı partilerinden Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Sayın Temel Karamollaoğlu'nu yine Karşıyaka'da ağırlayacağız. İlginizi bekliyoruz. Efendim, bu kitapları ekranlarını yeni açan, bize daha sonra seyirci olarak katılan değerli izleyicilerimiz için duyuruyorum. Tuncay Özkan'ın imzasını taşıyor. 21. yüzyılda Atatürk hesaplaşma. Yine Tuncay Özkan'ın imzasını taşıyan Milli İstihbaratın Gayri Resmi Tarihi Teşkilat. Önemli bir kitaptır. Çok çalıştı Tuncay Özkan bunun üzerine. Ben tanığım. Kaynağı sizsiniz biliyorsunuz. Ben önerdim böyle bir kitap yazmasını ve sağ olsun kusursuz olarak yerine getirdi o ricamızı. Değerli bir kitaptır. Hepinizin kitaplığında bulunması gerekir. Yine Halk Kitap'tan Buyurun Sayın İnce. Muharrem İnce'nin, yukarıda Büyük Önder Atatürk'ün kayıtsız, egemenlik kayıtsız şarttır, milletindir sözüyle birlikte kaleme aldığı kitap. Güzel bir kitap. Yine Sayın Muharrem İnce'nin Diren Demokrasi adlı kitabı. Bunu da tavsiye ediyorum. Gazeteci arkadaşımız Nedim Şener'in Kahraman Hainler Türk Silahlı Kuvvetleri'nde FETÖ'nün Kriptoları adlı kitabı ve son olarak Sabahattin Önkibar, bu da gazeteci arkadaşımız, Sarayın Bozkurtları adlı kaynak yayınlarından çıkan kitabı. Kitap okumakta çok büyük yarar var. En büyük zenginliğimiz kitaplarımızdır. Ben çok değerli konuklara çok teşekkür ediyorum. Bunca yorgunluklarına rağmen şu saate kadar, yani cumartesi sabahına kadar bizimle beraber çok oldular. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sizler iyi ki varsınız. İyi ki hep birlikte varız. Yarınlara umutla bakmamızın en önemli nedenlerinden biri, tüm içtenliğimle söylüyorum, sizlerin varlığınız ve bize verdiğiniz desteklerdir. Sağ olun, var olun. Sevgili seyirciler, halktv.com.tr'ye çok teşekkür ediyorum. Sözcü.com.tr'ye ilgisi nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Ve Sözcü'nün sahibi, yurt dışında hasretle vatanına dönmeyi bekleyen ve ne yazık ki hakkındaki yakalama kararı kaldırılmayıp 8 Kasım'a ertelenen sevgili Burak Akbay'a, Sözcü'nün sahibi Burak Akbay'a da buradan gönül dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Hoşça kalın.